Efendim merhaba. Bir Enderun sohbetlerinde yine sizlerle beraberiz. Bugün Afganistan'ı konuşacağız. Afgan halkını, Afgan tarihini, Afgan halklı halk Afganistan'da olup bitenleri anlamaya çalışacağız. Çok değerli iki konuğum var. Biri Zahide Tuğba Kor. Kendisini daha çok Orta Doğu araştırmaları ve ortadoğu.com muydu? Ortadoğu günlüğü.com ismi sitesinde yazmış olduğu, Orta Doğu'ya dair yazılardan ve yapmış olduğu çevirilerden tanıyoruz. Ve bugün kendisiyle yine Afganistan kendi ilgi alanına giren uluslararası ilişkiler mezunu olduğu için olayları yakinen takip eden ve bütün ilgisini Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Ön Asya'ya ve Batı Asya'ya. Orta Doğu diyelim. Orta Doğu'nun tabii Afganistan'a kadar uzanan bir kısmı var. Oraya teksif eden bir araştırmacı, bir yazar. Onunla Afganistan'ı ve Taliban'ı, Taliban sonrası Amerikalıların Afganistan'ı terk ettikten sonraki durumlarını anlamaya ve dinlemeye çalışacağız. Diğer konuğum Zeki Bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeki Bulduk, Afganistan'da uzun yıllar görev yapmış. Orada Afgan halkını yakından tanıma imkanı bulmuş. Afganistan'da çekilen acıları, yaşanan olayların yapmış olduğu yıkıntıyı görmüş. Savaşların, iç savaşın, dış savaşın, müdahalelerin bir ülkeyi nasıl mahvettiğini ve bir halkı nasıl yokluğa mahkum ettiğini yakinen görmüş ve gördüklerini de bizimle şu Türkiye'ye göndermiş olduğu mektuplarla paylaşmış ve bu mektuplar vasıtasıyla bizim de Afganistan dramını kendisinden öğrendiğimiz bir başka yazar, onu da söylemiş olayım. Yani iki konuğum, biri içeriden Afganistan'dan daha çok sosyal hayatı ve Afgan halkının dramını konuşacağız. Ve bu Zahide Hanım'la ise Afganistan'ın bu duruma düşmesine vesile olan, sebep olan, neden olan olayları ve kahramanları konuşacağız. Kahraman derken burada olumlu manada değil de aktörleri konuşacağız daha doğru ifadeyle. Ve Afganistan'ı olup bitenleri yakını anlamaya çalışacağız. Ben tekrar hoş geldiniz diyerek başlayayım. Hoş bulduk. Ama isterseniz önce Afganistan'ı bir tarif edelim. Afganistan bize çok mu uzak? Şöyle söyleyeyim, aslında biz mesela liselerde kitaplarımızı okuyoruz. Gazneliler, Selçuklular vesaire. Aslında bu Gazneliler mesela Afganistan merkezi kurulmuş bir Türk devletidir. Yine Selçuklular o coğrafyadadır. Ve şöyle söyleyeyim, 1750'lere kadar aşağı yukarı Afganistan'ı yönetenler de Türklerdir. Ve dolayısıyla aslında sadece 250 yıllık belki bir parantez. Ama onun dışında Türkler zaten Orta Asya'dan gelmişler. Orada büyük devletler kurmuşlar ve dolayısıyla bizim Afganistan'la doğrudan bağlantımız aslında söz konusu. Cumhuriyetle birlikte belki biz bunu unuttuk. Ama daha geçmişte ilk dönemlerinde çok önemli tabii ki. Atatürk ile Emanullah Han arasındaki yakın arkadaşlık, dostluk. Anadolu hükümetini ilk tanıyan Afganistan'dır. İlk büyükelçileri yollayan Afganistan'dır. Dolayısıyla yakın bağlar var. Ama sonraki süreçte giderek uzaklaşıyoruz maalesef. Ama şöyle söyleyeyim. Afganistan'ın coğrafyası çok önemli. Dünyanın belki en, hani nasıl Anadolu bizim jeopolitiğimiz çok önemliyse, Afgan jeopolitiği de öyle önemli. Orta Asya ile Hint alt kıtası arasında bir geçiş yolu. Ve dolayısıyla Afganistan hem Orta Asya'yı içinde bağrında taşıyor. Kuzeyiyle tabii ki. Afganistan'ın güneyi de Hint alt kıtasını, Pakistan'ın bir devamı niteliğinde. Dolayısıyla Orta Asya ile Hint alt kıtasının bir karışımıdır aslında Afganistan. Afganistan nüfus nasıl? Coğrafyada sınırlarına baktığımızda hangi ülkeyle sınırsa o ülkeyle doğrudan nüfus bağlantısı vardır. Yani mesela Tacikistan'da büyük sınırı var ve içeride bir Tacik nüfus var. Özbekistan, Türkmenistan'la sınır. Aynı zamanda %30 küsur Türk nüfus var. Aynı zamanda İran batıda İran'la komşu, içeride Hazara yani Şii nüfus var. Her ne kadar doğrudan Fars olmasa da. En büyük etnik grup da %42 ile güneydeki Peştunlar. O da Pakistan'ın bir devamı. Pakistan'ın kuzeyiyle Afganistan'ın güneyi
aslında aynı etnik gruptan. Dolayısıyla aslında sınırları çok suni diyebiliriz. Ama ve o coğrafyanın bir mozaiği aynı zamanda. Sayda Hanım, benim dikkatimi çeken bir husus, bahsettiğiniz gibi böyle Pakistanlı sınırı, Pakistan kültürü. Tabii. İşte yukarıda Tacikler, Özbekler, İranlar. Fakat bunca olay oluyor, bunca savaş oluyor. Hiçbir zaman mesela biz Pakistan'a bağlanacağız demiyor Peştunlar ve Pakistan Peştun'u alalım, biz büyük Pakistan, daha büyük olalım demiyor. Yukarıda Özbekistan, Özbekleri almıyorlar. Yani ve bunlar da ayrılık ya da biz mi bilmiyoruz. Ayrılıkçılık orada var da burada gazetelerde falan mı çıkmıyor? Eğer yoksa nasıl bir zamk var bu kadar birbirinden farklı toplulukları bir arada tutuyor ve çok karışık bir ülke üstelik. Yani müsait olduğu halde yapı nasıl bir arada durabiliyorlar? Aslında Peştunlar da bir Peştun milliyetçiliği söz konusu. O Peştunlar zaten güneydeki Taliban'ın da içinde olduğu, güneydeki o %42'lik nüfus. Pakistan'daki Peştunlarla çok yakınlar. Hatta siz belki daha iyi biliyorsunuzdur, sınır geçişleri de sürekli kapıların açık olduğu, sık sık gidip karşılıklı gidiş gelişlerin olduğu bir sınır. Dolayısıyla yani o şeyde bir Peştun kimliği güçlü. Ve şöyle, Afganistan aslında bir kabile toplumu. Ve dolayısıyla kabile toplumlarında kendi asabiyeti güçlüdür. Dolayısıyla yukarıdaki şeylerde de, Türk unsurlarda da muhtemelen siz daha iyi biliyorsunuzdur. Bir bir asabiye, kabile asabiyesi önemli şeylerden bir tanesi. Ama şöyle, aslında Afganistan neredeyse hiçbir zaman böyle tam mesela bizdeki gibi bir merkezi hükümet olmamıştır. Yani her yere aynı anda nüfuz eden. Çünkü neden? Dağlık bir coğrafya. Dağlık coğrafyalarda bir merkezi yönetim kurmak çok zordur. İran bile merkezi yönetimini 20. yüzyılda kurdu. Safavilerden sonra orada İran coğrafyası dağlık bir coğrafyadır. Çok Afganistan'la aynı olmasa da benzerlikler söz konusu. Dolayısıyla 20. yüzyıla kadar İran'ın bile o merkezi kuramadığı bir Afganistan çok çok daha fazla benzer süreçte. Dolayısıyla o coğrafyanın verdiği şeye paralel olarak nüfusların yaşadığı yer ve her kabile kimlikleri örtüşüyor ve birbirini pekiştiriyor. O yüzden bir anladığımız anlamda böyle güçlü bir ulus devlet kimliği söz konusu değil. Peki siz oradayken bu ayrılıkçı veya mesela Özbekistan'a bağlanmak isteyen veya müstakil bir devlet kurmak isteyen yapılar var mıydı? Şimdi aşağıdan yukarıya doğru çıkarsak Durant hattından bahsetmemiz lazım. Yani Durant hattı zaten Afganların var olan toprağını Pakistan'a verdiler. Aslında Hong Kong gibi bir şey söz konusu. Belli bir müddet Pakistan'da olacaktı o topraklar, daha sonra Afganistan'a geri verilecekti gibi hesaplanıldı. İngiliz oyunu. İki büyük eyalet. Şu an Pakistan'ın neredeyse toprağının dörtte biri, üçte biri, üçte birine yakın bir bölge. Kadim Afgan yurdu. Yani o Peştunların oldu. Eğer onlar da dahil olsaydı belki %70'e varan bir oran söz konusu olacaktı. Ancak Hindukuş'un üst kısmı zaten Afganistan değildi. Afgan ismi bir şekilde Peştun ismiyle hemhal olmuştur, bütünleşmiştir. Hmm. Yoksa oradaki bütün halkları kapsayan bir şey değildir. Son yıllarda da zaten kimliklerde genellikle Afgan yazılırken aslında kastedilen Peştun'dur. Hatta Türkmenler'de, Özbekler'de dişini geçirebildiklerinde kimlik kartına özellikle Afgan ya da Peştu yazdırmaya çalışıyorlardı. Oradaki Türk nüfusun yok edilmesi gibi. Ayrılıkçılık bir kere oldu. O da nasıl oldu? Raşit Dostum döneminde Güney Türkistan İslam Cumhuriyeti diye 5 yıl gibi bir cumhuriyet kuruldu. Fakat bu cumhuriyet tanınmadı. Herhangi bir devlet tarafından tanınmadı. Özbekistan çok yakındı. Güya tanıyacaktı ki kendi elinde ciddi bir gücü yoktu. Daha sonra şunu bahane ettiler. Türkiye tanımadı ki biz tanıyalım. Yani siz önümüzden gitseydiniz biz tanıyacaktık falan gibi. Ayrılıkçılık net olarak orada bir kere karşımıza çıkıyor. Ama onun dışarısında Peştunlar da ayrılıkçılıktan ziyade bu toprak bizim, bunun üzerinde kim yaşıyorsa onlar da bizdendir kavlince bir anlayış hakim oldu. Fakat Zahide Hanım'da hafif bir ayrılacağım, ben 1750'li yıllarda Dürranilerin gelmesiyle birlikte aslında orada uluslaşma hareketi başladı.
kabileden ulusa geçiş. Hatta Taliban dikkat ederseniz Kabil'de sarayı ele geçirdiğinde Ahmet Durrani'nin orada taç giyme merasimi var, fotoğrafı var. Onun önünde resim çektirdiler. Yani bakın sarayı aldık, arkadaki resme de dikkat edin. Yani biz Durranilerin soyuyuz adeta, devamıyız. Yani bir şekilde Taliban olarak değil de Peştun milliyetçiliği olarak geldik diyor. Hani çoğunluğun şey olması ayrılıkçılık değildir. Yani biz çoğunluğuz zaten, istediğimizi deriz gibi. Şimdi bu %42, %55'lere kadar çıkıyor bazı araştırmalarda. İşte Türk nüfus toplamda %20'lerde gösteriliyor. Hazara nüfus %15'lere kadar çıkartılıyor ki reel olan %9'lardır. Burada dikkat edilecek güç kanaatimce %27'lerde olan asıl Tacik güçtür. Çünkü Taciklerin devletleşme, kabileden sıyrılma gücü daha fazla. Bu Aryanlıkla ilgili belki, bilemiyorum ama dikkat ederseniz bugünlerde de Tacikleri kullanmaya çalışıyorlar. Taliban'a karşı iç güç olarak Tacikleri, Ahmet Şah Mesut'un oğlu olan Ahmet Mesut'u ön plana itmeye çalışıyorlar. Pençir Vadisi. Pençir Vadisi. Yani biraz da şey bu, ben efsane olarak düşünüyorum. Hani tıpkı bizdeki Beka Vadisi hikayesi gibi. İşte Beka Vadisi, PKK'nın orada büyütülmesi filan, batılı devletlerin destek vermesi. Şimdi bakıyorsunuz Pençir Vadisi, evet dağlık bulur dağlıktır. Oraya girilmez mi? Taliban isterse girer. Çünkü Taliban kuzeye de girdi zamanında. Yani Salenk geçidini geçemedi ama 300 kilometre Hindikuş dağlarını dolanarak kuzeye çıktı. İsterse oraya da girer. Zaten şu an kan dökülmeden almaya çalışıyorlar. Ayrılıkçılık yani bizim devletlerde, normal devletlerde, ulus devletlerde olduğu gibi yok. Hatta şey bile olabilir, şimdi biraz önce Zahid Hanım dedi ya, yukarıdaki ülkelere komşu olan yerlerde o soydan insanları görüyorsunuz. Tacikistan kenarında Tacikleri ya da Özbekistan kenarında Özbek şehirlerini, Türkmenistan kenarında diyelim Akina bölgesi tamamen Türkmendir. Bunların işte kadim olarak onlara bağlı olduğu, ortadan geçen de çok iyi bildiğimiz Amuderya'dır, Ceyhun Nehri'dir. Hani Ceyhun Nehri birdenbire sınır olarak karşımıza çıkıyor. Ceyhun'un kuzeyi Orta Asya Cumhuriyeti. Orta Asya. Yani kesilmiş oradan bıçak Güney gibi. Türkistan dedim. Alt tarafı Durant'la kesmişler. Üst tarafı da tabii olarak ırmaklar. Hani eskiden de öyleydi ya. Evet, eskiden doğan, kabilelerin doğan ya da sınır. Devletlerin sınırı ırmaklardı. O ırmak orada bırakılmış. Ama önümüzdeki zamanlarda Taliban ne yapacak? Taliban ciddi şekilde peştunluğa mı gidecek? Peştunluğa doğru giderse aslında aşağıdan hak iddia etmesi lazım. Çünkü aşağıdaki... Aşağıdaki hakkı alırsa denize sınırı olmuyor. Hayır, denize sınırı olmuyor. Yine olmayacak. Denize sınırı yok. Fakat... Hayır, o zaman bu Pakistan devletiyle kafa kafaya hayır, gelecek. Pakistan'da, hani dedin ya Pakistan'da üçte bir toprakları evet. Peştunluğa var. Onlar katıldığında denize sınırı olur mu? Diye hayır, olmuyor. Ama ondan çok daha içeride bir, o zaman yukarıda. Ciddi bir peştun nüfus oluyor fakat bu hayal. Bu Afganlar 2014'lü yıllarda medyada bunu dillendirdiler. Durant attı vesaire. Sonra bir baktılar Taliban belli yerlerde hareket etmeye başladı. Ülkenin kuzeyinde mesela. Özellikle 2014'ten sonra. Ve Afgan dostlarım genellikle şunu söylediler. Biz onlardan toprağımızı istedik. Onlar da Taliban'ı üzerimize saldı. Yani bitim mi kanlandı derler ya Anadolu'da. Biraz kendisine gelip de oralar bizimdi. Devlet başkanı ağzıyla söylendi bu. Eşref Gani işte o Durant hattı dediğiniz yerler bizimdir falan gibi sözler söyleyince bir hareketlenme oldu. Bunlar ciddi sıkıntılar ortaya doğurdu. Benim anladığım kadarıyla şimdiki Pakistan devletiyle Taliban bu konuya girmeyeceğiz arkadaşlar. Konuşmayacağız dediler. Anlaştılar. Hatta iç muhalifler de şunu söylüyorlar. Peki Taliban'ın Durant hattına vereceği cevap nedir? Yani Pakistan'a ne söyleyecek? Önümüzdeki günler bunu gösterecek ama bence konuşacaklarını sanmıyorum. Evet. Benim merak ettiğim hususlardan bir tanesi de Afganistan bir tarafı hani yukarıları saymayalım. Yani Tacikistan tüm küçük nüfuslar, büyük nüfusa göre ve kültür yani müessir kültür olmadığı için diyorum Afganistan deyince akla gelmediği için Türkmenler de var, Tacikler de var, Özbekler de var. Ama onlar hatta onlar olmadan tek başına iktidar da olamıyor galiba. Çoğunu da sağlayamıyorsun. Öyle bir gücü de var. Buna rağmen Afgan yürü dediğiniz gibi bugün bir kısmı Pakistan'ın içinde kalan ülkeyi kastediyoruz. Ama
baktığımız zaman Afganistan bir Pakistan değil, bir İran değil. Hazaralar var, tamam, İran olmamasını anlıyoruz. Çünkü mezheple ilgili bir ortada gerçek var. Peki Peştunlarla, yani Pakistan'la arasında bir fark var mı veya Pakistan'la arasında benzerlik var mı? Pakistan'da farklı etnik gruplardan oluşuyor zaten. Ve onlar arasında da rekabet söz konusu. Güneyde mesela Sintler, Beluciler var. Peştunların dışında Pakistan'ın diğer... Urdular. Urdular. Yine P'yle başlayan. Pakiler miydi? İngilizlerin söyleyişi o. Neyse. Yani dört ana etnik grup üzerine kurulu. Ve aşağıdaki Beluçlar ve Sintler aslında Pakistan'ın hakim unsurundan çok da haz etmiyorlar. Hı. Dolayısıyla onlar arasında bir rekabet söz konusu. İngiliz girdikten sonra nasıl bir kırışıklık bırakıyor değil mi? Birbirine bağlı, düğümleri bağlamış. Birbirlerine muhtaç ediyor. Birbirlerini ayrıca. Demiş ben yiyeyim birbirinizi der gibi bırakıp. Baskın hakim unsur bir Pakistan devletinin, o söyleyemediğim grup diyeyim, şu an aklıma gelmeyen. Onlar hakim unsur olduğu için orduda da istihbaratta da onlar asıl hakimler. Dolayısıyla diğer kesimler kendilerini daha marjinalleşmiş hissediyorlar. Böyle bir şey de söz konusu. Ve bu arada şeyi de söyleyeyim, siz onu çok önemliydi o. Aslında Afganistan'ın kuruluşundan beri neredeyse hep Peştunlar yönetmiştir. Biri çok kısa birkaç dönem dışında. Dolayısıyla Afganistan'da... Modern dönemi kastediyorsunuz. Yok, 1750'lerden evet. İtibaren yani genelde hakimiyet... Dürranilerden sonra zaten. Evet, Peştun hakimiyetinde yönetimler olmuştur. Dolayısıyla bugünkü Taliban da aslında onların bugünkü devamıdır ya, diyebiliriz. O zaman Afganları konuşalım. Tamam, Afgan deyince biz Peştunları mı anlayacağız? Afganlılar deyince, Afganlı deyince. Biraz önce kültürün etkisinden bahsettin abi. Yani oradan işte Tacik kültürü alttaki Tacik nüfusun şeyine gelmiyor. Etki gelmiyor ama Peştun kültürü bir şekilde şeyi etkiliyor. Pençabi miydi? Yok değil. Peştun kültürü bir şekilde oradaki hakim etnisiteyi de etkisi altına alıyor. Yani benzerlikler arz ediyor. Yaşam benzerliği arz ediyor. Evet, oradaki bir Türk'ü, Hazara'yı, Tacik'i bir Peştun'dan ayırt edebiliyorsunuz. Ancak hayat içerisinde benzerlikler gösterebiliyor. Siz Afganistan'dayken böyle yolda yürürken caddede, sokakta evet. Kıyafetinden, giyinmesinden anlar mıydınız? Tabii anlarsınız. O kadar bazı fark tabii, var. Tabii sarık sarma şekilleri, üstünde giymiş oldukları Afganiler, renkleri kullanışları, şeyler daha fazla renk kullanırlar mesela Peştunlar. Her türlü rengi görebilirsiniz. Hatta bir tane komik bir görüntü gibi çok renkli bir tane Taliban'ın karşısında bir tane kadın kızıyor. Bakıyorsunuz Taliban'ın gözlüğü falan çok modern bir gözlük var, spor ayakkabısı var ama uzun bir Afgani giymiş. Genelde mesela oradaki Özbekler, Tacikler o kadar giymezler. Diz altına kadar Afgani gömleğini indirirler. Ya da yakalarından fark eder. Ama Peştunlarda genellikle sınır yoktur. Daha fazladır. Alta kadar iner ya da renk uyumuna fazla bakmazlar. Yani üzerime oldu mu oldu. Bu oturur. Ya da işte başlarına sarmış oldukları pakuller. Pakuller ki genellikle daha çok Taciklerde vardır. Şahmet Mesut'un başındaki pakul vardır. O Taciklerin sembolüdür. Şimdi Türkmenlere baktığınızda ya da Özbeklere baktığınızda genellikle poşularını boyunlarında görürsünüz. Başlarında direkt yoktur. Ama yaşlılarda genellikle aynılaşma söz konusu. Aksakallılarda. Bir Peştun, bir Tacik, bir Türkmen aşağı yukarı aynıdır. Yani 60 yaşını geçmiş bir insana baktığınızda biraz daha yaklaşmanız ve dilini dinlemeniz gerekir. Peştun asıllı mıdır, Türkmen asıllı mıdır? Şimdi bu Türkmenlik, Peştunluk vurgusu 2001 itibariyle başladı. Son milli marşlarıyla. Yani tabii milli marş dediğimizde enteresandır. Yaklaşık olarak kaç yılda? 80 küsür yılda 10 tane milli marş değiştirmiş olan bir milletten bahsediyoruz. Bir de kaç tane bayrak değiştirdiler değil mi? 20. Yani iki katı neredeyse. Bu insanların en son milli marşlarına etnistenin isimlerini söylediler. Hmm. Etnistede kimler varsa. Peştunu, Belucu, Türkmeni, Kızılbaşı, Kürdü, Taciki hepsinin isimleri geçiyor. Ve en sonunda Allahu Ekber diye bitiyor. Şimdi
bunu o topraklardaki insanlar bir yerde içselleştirebiliyorlar. Fakat modern dünya burada şunu söylüyor. Sen Afgan değilsin, Türkmensin. Ya da işte sen Afgan değilsin, Peştunsun. Bu vurgu zihinlere oturmuş durumda. Bu ciddi bir sıkıntı oldu. Zaman içerisinde artık insanlar kendi etnisitelerini görmeye başladılar. Bu etnisite ise bugüne getirdi bizi. Yani Amerika aslında 20 yıl boyunca orada demokrasiden ya da kadın haklarından ziyade başka bir şey vermeye çalıştı. Ben dedi bugüne kadar bölünmeyen Afgan bütünlüğünü dedi. Yani enteresandır. Kabileler birliğidir. Loi Jorga vardır. Afgan birliğini sağlayan aksakallılardı. Modern dünyada karşılığı olmayan bir şey. Parlamenter sistem gibi diyebilirsiniz ama karşılığı yok. Belki senato gibi yani. O, hani senatoda böyle seçilmiş nispeten aksakal falan oluyor ya. Yani tabii modern bunların sözü değil. Kesildi tabii. Bunların sözü kesildi. Taliban'la savaş sırasında bile Kuzey İttifakı'ndan bir komutan diyelim ki Taliban'ın elinde bir esiri istiyor. Yabancı bir esiri. Diyor ki o diyor savaş dışı onu alacağız diyor. Aksakallıları gönderiyor ve alıyorlar. Batılı bir gazeteci. Taliban bunu verebiliyor. Diyor ki bu bizim hikayemizin dışında. Eğer oraya giden diyelim bir Türkmen komutan olsa vermeyecekler. Ya da diyelim bir Özbek kişi olsa vermeyecekler. Ama yabancı bu bizim oyunumuzun dışında diyor. Şimdi bu yapı bozuldu mu diyorsunuz siz? Bu aksakalların tesiri bu yapıya, ve toplumun... Bu yapıya 20 yıl boyunca üzerine vura 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 ciddi şekilde bozdular. Belki şu anki Taliban bunu düzeltmeye çalışacak. Eğer milletler arasında, etnisiteler arasında bir bağ kuracaksa Loi Jorga sayesinde kuracak. Aksakallar sayesinde kuracak. Peki bu Taliban kim Zahid Hanım? Yani bir de şöyle bir şey var. Bir batılı basın yayın organları tarafından dünyaya resmi çizilen bir Taliban var. Bir de gerçek Afganistan'da bir Taliban var. Bu Afganistan'da olan Taliban ile Batı medyası tarafından çizilen Taliban resmi ne kadar örtüşüyor? Şöyle söyleyelim, aslında kendi iç dinamiklerinden çıkmış bir şey. Yani Pakistan'daki medrese talebelerinin bir uzantısı. Aslında belki Afgan savaşı, Afgan cihadı sırasında, Sovyetler Birliği'nin işgali sırasında Pakistan'a sığınan büyük bir nüfus var göçmen olarak. Ve o göçmen kamplarında, yetimhanelerde ve benzeri yerlerde o gençler oranın yerel medreselerinde, diyobendi medreselerinde eğitim görüyorlar. Ve daha sonraki süreç aslında bunlar tabii ki Afgan cihadına bunların hocaları vesaire katılıyor. Ama bunların bir aktör olarak, siyasal bir aktör olarak veya işte ne diyelim oyunun bir parçası olarak ortaya çıkması iç savaş yıllarına denk düşecek. Çünkü Afgan cihadından sonra Afgan cihadında görev almış o büyük komutanlar birbirleriyle iç savaşa tutuştuktan sonra düzeni sağlamak üzere bunlar gelecekler. Önce şöyle söyleyeyim, aslında her savaşta savaş ağları ortaya çıkar. O güçlü savaş ağlarıdır şeyleri. Peki Zahid Hanım, yani Pakistan medreselerinden eğitim görüp çıkan öğrenciler nasıl... Ama Afgan bunlar. Büyük bir örgüt olup devlet yönetmeye talip olabilirler. Aslında başta devlet yönetmeye talip değiller. Yani ortada ciddi bir kaos ortamı var iç savaş sırasında ve dolayısıyla o iç savaş sırasında bir bakıma kendi inisiyatifleriyle asayişi sağlıyorlar tek tük olaylarda. Ama sonra tabii ki Pakistan'ın desteğiyle. Şöyle söyleyeyim, Afganistan Pakistan'ın arka bahçesidir. Ve asla Pakistan'ın bırakamayacağı bir coğrafyadır Afganistan. Aynı zamanda Afganistan Hindistan'ın da asla bırakamayacağı bir coğrafyadır. Kendi jeopolitikleri açısından, kendi milli güvenlikleri açısından. Peki Hindistan'ın ilgisi Pakistan'la olan aralarındaki... Tabii ki rekabet, husumet ama aynı zamanda... Hint alt kıtasına İslam, tabii bir denizden ilk Emeviler dönem ama sonrası açısından bakacak olursak asıl kıta yayılması hep Afganistan üzerindendir. Orta Asya Afganistan üzerindendir. Hint alt kıtasının diğer tarafları, bugünkü Hindistan'ın diğer kuzeyi, doğusu daha korunaklıdır. Ama o fetihlerin başladığı yer Afganistan. Dolayısıyla o coğrafya Hindistan'da dengeleri değiştirebilecek bir şey. O yüzden orası boş bırakılmaması gereken, hele rakibi Pakistan'a bırakılmaması gereken bir coğrafya. Ama aynı zamanda Pakistan için de orası çok kritik. Kendi milli güvenlikleri Afganistan'dan başlıyor.
Ve dolayısıyla tabii ki Pakistan istihbaratının Taliban'ın başa geçmesinde desteği, katkısı ve desteği. Tabii, yani şey şöyle söyleyelim, tabii ki bir medrese ekibi bir dış destek olmasa yönetim ele geçiremez. Ama o kaos ortamını... Ben sizin bu söylediklerinizden Afganistan'ı Pakistan'ın yönettiğini, yöneteceğini anlıyorum Taliban üzerinden. Şu an kazanan Pakistan. Ama aynı zamanda Afganistan'ı, Pakistan'ı da bırakmamak isteyen güçler tabii ki bundan sonraki süreçte Taliban'a karşı, mesela o işte IŞİD'in, Horasan kolunun yaptığı şeyler gibi ve bunun gibi daha başka şeyler de olacaktır. Peki, dolayısıyla orada istikrar, yani Pakistan'ın burada etkinliğini istemeyen güçler hiç şüphesiz içeride başka olayları tetikleyeceklerdir. Taliban hatta gerçek... mesela ileride Kuzey İttifakı'na destek de belki veriyordur da Hindistan, vermemesi mümkün değil. Dolayısıyla o şey rekabet devam ediyor. Düşmanın dostumdur hikayesi. Peki Taliban gerçekten korkulacak bir ilk icraatları öyle çok da hoşa gidecek bir şey değil. Kim, yani yaptıklarını düşünürsek o dönem açısından hangimiz öyle bir ortamda yaşamak isteriz? İstemeyiz, ona hiç şüphe yok. Şöyle söyleyelim, çok katı bir anlayış. Daha bir bu sefer farklı. Uyumlular, daha bir böyle küresel oyun oynamayı öğrendiler. Küresel güçlerle sanki çatışmayı istemiyorlarmış gibi. Oyun oynamayı öğrendiler bu 20 yıllık süreçte. Daha doğrusu şimdi siyasal aktör oluyorlar. Daha önceki süreçte ilk yönetimlerini siyasal aktör, yani anladığımız anlamda siyasal aktör değillerdi. Yani siyasal aktör olsa da uluslararası alanda tanınmayan, daha içeriye kapalıydı. Ama Afganistan'ın şimdi paraya ihtiyacı var. Ekonomisi tamamen dışa bağımlı. Ve dolayısıyla özellikle Rusya'dan, Çin'den destek çekmesi gerekiyor. Ve bu güçler, bu ülkelerde yardım etmek için bekliyorlar. Temel şey nedir? Kendi içindeki o terörist dediği gruplara, mesela Özbekistan İslam Ordusu'ndan tutun. İşte Doğu Türkistan'daki grupların Afganistan içindeki uzantıları olan örgütlere veya daha doğrusu orada ortam bulan örgütlere destek vermemesi, onları oradan çıkartması. Bunu kestikten sonra o ülkelerin orada yani iş tutmamasının hiçbir sebep yok. Dolayısıyla Afganistan'ın dış aktörlere ihtiyacı var ve dolayısıyla daha yumuşak gidecek. Ama problem şu, evet üst ekip akil, ona oynadığına, aklı başında oynadığına hiç şüphe yok. Ama mesele alt tabanı tutabilecek mi? Aşağıdaki güvenliği sağlayan, işte ilçelerdeki, illerdeki, vilayetlerdeki değil, onları kendi uyguladığı politikalara nasıl ikna edebilecek? O zihin dünyasını nasıl değiştirebilecek? O hiç kolay bir şey değil. Öyle zihin, çünkü kanunları değiştirirsiniz, sistemi değiştirirsiniz ama zihinleri değiştirmek 10 yıllar, 100 yıllar gerektirir. Dolayısıyla illaki, yani bu önümüzdeki süreçte Taliban'ın altı ile üstü arasında da bir rekabet, bir gerilim olma ihtimali söz konusu. Ve dahası Taliban'ın belki bu yumuşama sürecinde kendi içindeki, kendi sempatizanlarını öbür rakip gruplara kaptırma ihtimali de var. Şahin Güvercin. Tabii. Yani daha IŞİD tarzı Horasan tarafına kayma potansiyeli çok yüksek olan bir kitle galiba var. Galiba bunu biraz da kimin kimle iş tuttuğu belirleyecek. Yani hangi ülkeyle iş tuttu. Siz orada bulunduğunuz süre içinde gördüğünüz kadarıyla tabii Taliban yoktu. Taliban'ın olmadığı bir bölgede yaşadınız, gördünüz. Ama Taliban'ın hissedildiği ve konuşulduğu, bilindiği bir bölgeydi. Yani sizin izlenimlerinizde, yani bizim bildiğimiz buradan gazetelerden okuduğumuz Taliban da sizin orada gördüğünüz, işittiğiniz Taliban aynı mı? Benim olduğum süre içerisinde Taliban vardı. Taliban özellikle kuzey bölgelerde aktif haldeydi. Yani adeta kırbaç gibiydi. Yani 2016 yılında Derzab bölgesine, kuzeyde, Türklerin olduğu bölgede DAEŞ bir şekilde uçaklarla indirildi. Suriye'den DAEŞ militanları azalmaya başladı. Yani bakıyorsunuz Musul'dan şuradan buradan çekildi. Binlerce bu insan nereye gitti? Bu insanların bir kısmı Derzab bölgesine indirildi. Birkaç ilçeyi ele geçirdiler ve Taliban'la ciddi şekilde savaştılar. O yıllarda ben oradaydım. Ayrıca Hakkani kolunun medreseleri vardı. Ben ziyaretlerde bulundum. Hediyeler götürdüm.
bir şekilde köylere gideceksiniz, bir yerlere gideceksiniz. En azından şunu diyecekler, yani bunlar Türk Müslüman, bunların zararı olmaz. Buraya su getirecek, buraya okul yapacak, buraya çadır verecek filan diye. Yani bir şekilde onları ziyaret ettik. Onlarla oturduk beraber, çayımızı içtik, namazımızı kıldık. Ama direktmen yani silahlı güçle yan yana gelmedik. Fakat mesela Akça kasabasının kenarında çatışmalar vardı. Köyleri ele geçirmişlerdi. Gece zaten onların hepsi. Yani bakın 2013-14'ten sonra kuzeyde neredeyse gece olduğunda köyler, kasabalar tamamen onlarındı. Göstermelik şekilde birçok yerde bir ay önce kuzey oraya, dediğiniz yer yani Güney Türkistan, yani Kuzey Afganistan. Özbeklerin ve Türkmenlerin evet, yoğun yaşadığı evet, yerden bahsediyoruz. Evet. Aşağıdan çünkü değil. Çünkü aşağıda sorun yok. Yani Amudarya'nın güneyinden bahsetmiyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Aşağıdakiler kan bağı, akrabalık olması hasebiyle her ne kadar ama Amerikancılaşsalar dahi Taliban'ın dediğini yapacaklardı. Yani Taliban yukarıyı aldıktan sonra aşağıya sözünü rahatlıkla geçirecekti. Bakın aşağıdaki valilerin bir kısmı hiçbir çarpışmaya girmeden kendi elleriyle teslim ettiler. İşte tutanak falan yaptılar. Valiliği verdiler. Ama kuzeydeki valiler Mezar-ı Şerif hariç çarpışmalar yaşandı. Ciddi şekilde medyaya yansımayan çarpışmalar. Raş dostumun oğlu 2 haftaya yakın Şibirgan'ı korumak için uğraştı. En sonunda havalimanı, oradaki havalimanı tabii bizim illerimizdeki küçük otogarlardan da şeydir. Oraya çekildi, oradan dağa çekildi. Daha sonra Mezar-ı Şerif'e geldi. O direndi. Şimdi şöyle bir şey var. Kuzeyde bir şekilde kendilerini kabul ettirme ya zorla ya da güzellikle. Bunun çatışmasını 2013-2014'ten beri veriyorlar. Oradalar. Şimdi bizim çalışanlarımızdan birisi şöyle demişti. Abi demişti işte kurbanı kestik. Kurban da akşama doğru şey geldi. Talipler geldi. Hacı sen öşrü vermemişsin dediler. Ya arkadaş bir öşrü size veriyoruz, bir askere veriyoruz. Karar verin kime vereceğiz dedim diyor. Tabii ki bize vereceksin dediler diyor. Her ay geliyorlar benden öşrümü alıyorlar dedi. Öşür. Belge alıyor. Vergiye bağlamışlar. Şimdi bunu kaç yılında diyor bana? 2017 yılında diyor. Şimdi orada vardı. Amerikalılar varken bir de o zaman demek Amerikalı olduğu zaman neden zaten hakimdi bunlar? Zaten güneye zaten bir çekildikten bir iki sene sonra zaten hakimdi. O bahsettiğiniz 2004-2005 o güneyde kendi bölgelerine zaten aynen işte gündüz Amerika var gibi görünüyordu. NATO var gibi görünüyordu. Ama gece onların hakimiyetindeydi zaten. Dolayısıyla daha birkaç sene hariç hatta birkaç seneden bile kısa Afganistan oyununda Taliban hep vardı. Orada şöyle bir şey daha vardı Zahide Hanım. Mesela Nangarhar'a gidiyor Amerika direktmen dünyanın ikinci büyük bombasını atıyor. Kaç? 2016. Yani siz bombayı atıyorsunuz. Bunu kimin attığını biliyor. Oradaki halk otomatikmen Taliban'ı destekliyor. Diyor ki sen beni diyor talip olarak gördün diyor. 300 kişiyi masum insan diyor yakarak öldürdün diyor. Bunun gibi çok operasyon var. Yani güneyde yaptığı operasyonların hepsi Taliban lehine dönüyor. Amerika yani bir şeyi pekiştirmeye çalıştı. Hatta şunu söyleyeyim. Pazarlıklar 2011 yılında başlıyor. Bakın 2021'de değil 11'de başlıyor. Şimdi bakıyorsunuz 2010 yılında şu anki Taliban'ın lideri hapse alınıyor. Pakistan'da hapse alınıyor. 2018 yılında Trump'ın emriyle çıkartılıyor. Çok ilginç hareketler bunlar. Adeta 8 yıllık bir eğitim süreci var sanki. Bir taraftan hapishanede insanlar eğitiliyor, bir taraftan da halk hazırlanıyor. Şimdi güneyde halka zulmederek siz zaten direktmen Taliban'a verdiniz. Kuzeyde de ikiyüzlülük yaparak. Kunduz'da arada 200 metre olduğu söyleniyor ki benim bölgemdi. Asker bir tarafta duruyor, Taliban bir tarafta duruyor, birbirlerine kurşun atmıyorlar. Son günlerde Eşref Gani sürekli kuzey vilayetlerine gitti. Sürekli gitti. Çatışmayın diye. Onları savaştan vazgeçirmek için. En sonunda Taliban ne yaptı? Onun elini kolunu sallayarak ve bir rivayete göre çok yüklü miktarda para alıp ülkeyi terk etmesine müsaade ettiler. Çünkü kuzey vilayetlerinde bir tepki olacaktı. O birliğin önünü kesti. İşte Atanur Muhammed bir taraftan çıktı geldi. Raşit Dostum bir taraftan çıktı geldi. Muhakkik bir taraftan çıkıp geldi. Bunların şehirlerini birleştirmelerine müsaade etmediler. İşte Faryab düştü, Kunduz düştü. Arkasından bir bakıyorsunuz pat diye Bedahşan düşürdüler. Bedahşan düşmeyecek bir yerdi. Pençir birdir, Bedahşan ikidir.
hem coğrafi olarak hem de sosyolojik yapı olarak, yani etnisite olarak ağırlık Taciktir. Oralar düştü. Arkasından kalan vilayetler birleşmesin diye adeta bütün vilayetlere Eşref Gani gitti. Yani Amerikancılar ve Amerika bir şekilde Taliban'a şey yaptı, iteliye iteliye sen burayı alacaksın dedi. Hani iteleyip ona bir ülke de şey devlet vermedi ama bir alan verdi. Bir devlet vermedi, bir alan verdi. Ben ona bir bodyguardlık verildiğini düşünüyorum. Yani en son şeyde, son kertede bir şekilde bu kuşak yol projesi için orada bir sistem olması gerekiyor. Bir düzen olması gerekiyordu ve oranın en güçlü ağabeyi kimdir? Peştunlardır, Taliban'dır. Onlara verdiler ihaleyi. Zaman içerisinde ise muhtemelen çatışmalar vesaire onlar üzerinden yürüyecek, onlara karşı yürüyecek. Amerika onlarla yüzleşmek istemedi. Çünkü işin içerisine bildiğim kadarıyla küreselciler de girdiler. Peki bundan sonra ne bir şey daha söyleyeyim ben. Bu arada biz hani Batı basınındaki vesaire dediniz. Ben de hani gerçekten hani bazı şeyler bizim yaşamak istemeyeceğimiz şeyler. Ama onların yani biz buradan daha modernleşmiş Müslümanlar olarak bunu söylüyoruz. Ama onun geleneksel yapısı açısından baktığımızda bizim belki bugün buradan bakıp tüylerimiz ürperten şeyler oradaki halk için tüyler ürpertici bir şey değil. Onları dolayısıyla onların oradaki alımlanma daha başka bir şey. Bir de mesela şöyle söyleyelim. Kırsalla şehirlerin hayat tarzı başka. Bir de galiba Afganistan'ın yani %80 mi kırsal şehir çok, şey oranı? Çok yüksek. Yani %80, %85'i kırsalda yaşıyor. Şehirleşme oranı çok düşük. Burada mesela basın, yabancı basın vesaire şehirli elitin dertlerini anlatıyor. Ama kırsaldakinin derdi başka ki. Güvenlik, tabii, hayatta kalma. Tabii. Yani benim orada gördüğüm insanlardaki hal şu, ölmeyeyim. Yani biz bunu düşünmüyoruz ki. Biz işte bugün Twitter'da hak, özgürlük şurada burada vesaire diyoruz biz. Tabii canım, onlar tarafından baktığınızda şunu istiyor. Bana bir iş temin edebilecek misiniz? Ekmeğimi doyurup, bakın maaşlı işte değil. Hani biz sigorta bilmem ne her şeyi hesaplıyoruz. Bugün bulduğum, bugün yerim hak kerimdir, yarına diyen insanları gördüm ben orada. Yokluğun içindeler. Şunu diyor ya, beni diyor döveceğini biliyorum diyor. Bana işkence edeceğini de biliyorum. Ölecek miyim peki diyor. Olay bu. Ölmeyeceğini bilmek onu rahatlatıyor mesela. Bir de bir şey daha var. Son dönem artık yolsuzluk, üç kağıt, sahtekarlık. Diz boyu diyorlar. Yani artık Afganlar mesela markete yüksek, gittiğinizde cüzdanınızın çantanızda kalması veya işte telefonunuzun veya her neyse paranızın cebinizde kalma ihtimali düşük. Dolayısıyla o kadar suçun yaygınlaştığı bir ortam ve dolayısıyla insanlar hani bu suçlara, bu şeye karşı işte şeriatın mesela bugün Türkiye'de işte şeriat vesaire tüyler ürpertiyor. Ama o had cezaları birçok Afgan için güvenliği getirecek şey. Hırsızlığı azaltacak bir şey. Bunlar bizim ki bunu 1996'da geldi. Bu şekilde yani hani o şeyi başarmış oldu. Çünkü savaşlardan sonra o savaş ağları aynı zamanda birçok suç örgütüdür aslında. Yani o savaşla ne diyelim palazlanmış, işte savaşla palazlanan insanlar aynı zamanda savaş bittikten sonra halka da zulmetmeyi, adam kaçırma, gasp, yağma ve diğer her türlü şeyi yapmaya devam ediyorlar. 1996'da bu kadar kolay kabul görmesinin sebebi de buydu. Aynı şey bugün için de geçerli. Yani sizin mevcut yönetim iyi olsaydı, düzen olsaydı, güvenlik en azından kendi bölgelerinde sağlamış olsaydı ve bu yolsuzluklar olmasaydı Taliban'ın bu kadar rahat olmayabilirdi. Ama şu da var, zaten bu şeyler yani yeni kurulan şeyler kimler? Bir kere her savaştan sonra savaş ağları asıl siyasal aktöre dönüşüyorlar. Çünkü asıl silahlı güçten siyasal aktör. Ama o şey suçla beslenmiş veya o savaştaki alışkanlıklarını sürdürüyorlar. Dolayısıyla birer çete reisine dönüşüyorlar. Yani mecliste, Afgan mecliste aynı zamanda aslında bir sürü çete var. Yani çete lideri var diye düşünebiliriz. Onlar temsil ediyor. Lübnan falan için de aynı şey geçer. İç savaşlardan sonra sivrilen aktörler genelde savaş ağalarıdır ve onlar temiz insanlar değildir. Öyle özetleyelim. Dolayısıyla o şeyi devam ettirirler. Zaten benim şöyle bir hisse kapılıyorum. Herkeste bir bekleme var.
Pakistan bekliyor, Rusya bekliyor, Çin bekliyor, Hindistan bekliyor, Amerika bekliyor, Avrupa Birliği bekliyor, NATO bekliyor, Türkiye bekliyor. Sanki herkesin bildiği bir şey var. Bir şey olacak da o zaman biz... Böyle hiç kimse acele etmiyor, müdahale etmeye çalışmıyor. Var. Bu belirsizlikten dolayı mı yoksa herkesin bildiği veya zamanını gelmesini beklediği bir şeyler mi var? Sanki bana bir şeyler olacak, herkes biliyor, işte olsun, ondan sonra ben ne yapacaksam yapayım diyor gibi bir izlenime kapılıyorum ben. Ben aslında dünyanın da, Orta Doğu'nun da, her bir ülkenin bir belirsizlik içinde olduğunu düşünenlerdenim. Yani birileri bir şeyleri düşünebilir, kurabilir ama dünyanın gidişatı belirsizlikler üzerine kurulu. Yani önümüzdeki şeyler belirsiz. Yani çünkü sosyal olaylar bu şey değildir, laboratuvar. İşte deneyleri gibi değildir. Mesela laboratuvarda su için nedir? İki hidrojen, bir oksijen atomunu bir araya getirirsiniz, su oluşur. Ama sosyal olaylar böyle değildir. Çok güzel planlayabilirsiniz ama her zaman sürpriz unsurlar devreye girerler. Hiç beklenmedik, kontrol dışı unsurlar devreye girerler. Dolayısıyla evet, belki birilerinin bir hesabı var, bir şeyleri bekliyor. Ama Afganistan coğrafyası aynı zamanda birçok sürprize de ben yani gebe olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla aynı zamanda belirsizlik de söz konusu. Yani birileri bir şeyleri hesaplayabilir ama belirsizliğe yol açacak çokça sürpriz de olabilir. Siz bundan sonra ne olacağını düşünüyorsunuz? Yani olaylar hangi istikamete doğru evrilecek? Öyle istikrar sağlamak hiç kolay bir şey değil. Hiç şüphesiz. Hele o coğrafyada. Hiç kolay değil. Her bir de aktör, mesela Pakistan'ın emrindeki bir Afganistan, Hindistan'ın hoşuna gidecek mi? Hiç de hoşuna gideceği bir şey olmayacak. Ve şu da var, orada bekleyen küçük küçük bir sürü aktörler var. Bir de şu var, Pakistan, Taliban'ın aktör olarak uluslararası sistemde kabul görmesinin ana şartı, o işte terör örgütü sayılan örgütleri elimine etmesi veya pasifize etmesi. Peki o aktörler pasifize kalacaklar mı? Ne kadar süre pasifize kalacak? Bir müddet kalabilir. Ama bu ne kadar sürecek? Ve dışarıdaki güçler o pasifize unsurları ne kadar, ne zaman harekete geçirecek? Mesela bir bir hükümet kurulabilir. Bir uzlaşı, yani büyük uzlaşı olamaz. Yani yine Taliban hakimiyetine bir hükümet olacak ama hani diğer unsurları da belki çekebilir. Ama peki bunlarla ne kadar devam edebilecek? Farklı unsurlarla uzlaşma kabiliyeti ne kadar olacak? Ve onu sürdürme kabiliyeti ne kadar olacak? Alttaki Taliban'ın altı üstünün yaptığı politikaları ne kadar benimseyecek? Ve dolayısıyla o şey çok bilinmeyen bir denklem aslında Afganistan. Aslında baktığımızda Afganistan çok başarılı bir ülke diye düşünülebilir diyeceksiniz. Hangi açıdan? bu adamlar Rusları gönderdiler. Göndermedi hem Kaçlı Savaş, Babrak Karmal mesela bizim gençliğimizde. Evet. Necibullah. Aklı kalmış isimde kalan Rusların adamı Babrak Karmal. Değil mi? Göndermediler. Tabii kendisinden önce iki tane Marksist lideri yok etti. Sonra kendisi geldi. Kendisi geldi. Onu da gönderdiler Afganlar. Ruslar yenilip çekildi. Değil mi? Şimdi 10 yıl mı kaldı Ruslar? Tam 10 yıl. 10 yıl kaldı ve mağlup olup çekildiler. Şimdi Amerikalılar geldiler. Amerika gibi süper güç. 20 yıl kaldılar. Yani bütün dünya yine mağlup bir şekilde çekildiğini söylüyor. Yani öyle onurlu bir çekiliş veya görevini yapmış, sorumluluğunu yerine getirmiş ve muzaffer bir şekilde geri dönen bir ordu olarak bakmadı. Başarısız oldular, kaçtılar diye değerlendiriliyor. Şimdi bu açıdan baktığınız zaman bu millet bir takdiri, hem dünyanın en büyük süper iki gücüne karşı muvaffak olmuş bir milletten bahsediyoruz. Bu yanlış bir bakış açısı mı? İmparatorluklar mezarlığı ifadesini kullandıklarında ben hiç oraya bakmıyorum, onu söyleyeyim. Orası mezarlık bir kere. Aynen öyle. Yani orası mezarlık olduğu için mezarlık gömüleceksiniz. Mezarlık şerif diyebiliriz. Evet, gömüleceksiniz zaten. Yani burada övünülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Büyük İskender, İngilizler, Ruslar, en son Amerikalılar. Da Amerikalıların en son binen asker PYD'yi örgütleyen kişi. SGD işte oradaki, Suriye'deki, Irak'taki bize karşı bütün güçleri örgütleyen Tuğgeneral. En son binen kişi o. Ben biniyorum, en son biniyorum. Dikkat edin. Aslında o da iyi bir mesajdı. Bir taraftan helikopterleri bozup bindiler.
Yani neredeyse bütün parçaları yeniden yapsanız aynı paraya denk gelecek helikopterler. Uçakları bozdular. Ellerine verecekleri malzemeleri patlatıp gittiler. Şimdi ben onursuz bir gidiş ama nasıl bir onursuzluk yaşatacaklarını bekliyorum. Biraz önce şey dediniz, yani neyi bekliyorlar? Bildikleri bir şey var. Ben bildikleri bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani bazı ülkelerin isimlerini saydınız. Bunların içerisinde bir tek biz bilmiyoruz. Türkiye bilmiyor. O yüzden biz eski alışkanlıklarımızdan dolayı NATO'nun peşinde hareket ediyoruz. Yani ben diğer büyük ağabeyi söylemeyeyim ama NATO'nun diyeyim. Fakat şu an Pakistan'da ne olacağını aşağı yukarı biliyor. İran çok iyi biliyor. Rusya tümden biliyor. Çin bu işi bile bile bu işin taşın altına elini attı. Stratejistler şunu diyorlar. Çin diğerlerinin yaptığı hatayı yapmayacak, silahlı girmeyecek. Ekonomik olarak girecek. Ve silah olarak da onları kullanacak. Şunu biliyorlar. Yarın DAEŞ adında ya da MAEŞ adında ya da bilmem ne adında bir şeyi yine sahneye süreceklerini biliyoruz. Çünkü yapı mümbit. Yani. Oraya sürecekler. Yani El-Kaide'den onların içerisinde eleman girdiğini söylüyorlar. 3-5 kişi. İşte DAEŞ'i hemen idam ettirdiler. Afganistan idarecisini hemen idam ettirdiler. Bakın Taliban kendisi idam etmedi. Kabil'e girdi, pat idam ettiler adamı. Yani sana bir düşman armağan ediyoruz, buyur. Yani o DAEŞ adlı yapının içini biz dolduracağız ve senin karşına dikeceğiz. Bu senin karşında sallanacak. Ve iç düşman olarak ya da iç savaşacağın kesim olarak da bakın ön plana biz bir Tacik komutanı koyuyoruz. Yani o yapıyı da o temsil edecek diye önüne koydular. Taliban kimlerle dans edeceğinin muhtemelen farkında, o yüzden agresifleşmeye başladı. İlk günlerdeki medyadaki o şirin Taliban kaybolmaya başladı. İki gün önce Tulu Nevsin bir muhabiriyle birlikte bir Taliban yetkilisi konuşuyor. Arkada 7 tane silahlı Taliban askeri var. Yani yaptıkları şey o şirinliklerini de yok etmeye başladı. İlk günlerde ajans elinden çıkma haberler veriyorlardı. Kunduz'a girerken sarılıyorsunuz. İnsanlara işte kadınlarla tartışırken bağırmıyorlar. Silahlarını çekmiyorlar. Kadınlar hakaret dahi etseler Taliban askeri orada sessiz duruyor. Bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Ya da şeye bakıyorsunuz. Doha ofisindekiler, Birleşik Arap Emirlikleri'ndekiler. Bu insanların çok kibarca konuştuklarını görüyorsunuz. Öyle ki birileri çalıştırmış bunları diyorsunuz. Ancak Mezar-ı Şerif'ten haber alıyorsunuz. Oradaki zenginlerin malına çökülmüş. Öbür taraftan diyorlar ki Kabil hariç diğer vilayetlerde 8. sınıfa kadar kızlar okuyacaklar. Ondan sonra okumayacaklar. Şimdi bunlar yarın ortaya çıkmayacak mı? Yine ortaya çıkacak. Ve Afganlar muhtemelen şunu diyecekler. Yani güvenliğimizi sağla da. Ya onlar yine bunu diyecekler. Ama orada ben Taliban'ın bu riski bile bile, çünkü bodyguardlığa girdi. İslam emirliği olarak girmedi. Yani bir coğrafyada kafirle çarpışıp da orayı almış değil. İsmet Özel'in tabiriyle söyleyeyim. Çünkü Şahin Kolordu'yu Mezar-ı Şerif'e saldırdıklarında 200'ün üzerinde insanı şehit ettiler. Cuma namazı saatinde yaptılar bunu. 100'den fazla insan Cuma mescidinin içerisinde, 50 kadarında şeydeydi, yemekhanedeydi, oradan geçenler. Yani bunu neden ona yapıyorsunuz? Şimdi geçenlerde güzel bir eleştiri okudum. Bu DAEŞ, Taliban, El-Kaide neden hep Müslüman öldürüyor? Sanki kafir bir örgüt gibi. Neden Müslüman öldürüyor? %98 bugüne kadar öldürdükleri insanlar Müslümanlar. Şimdi bu işin içerisinde ben bir bodyguardlık görüyorum. Ve bir çalışma var. Medyatik olarak şirin gösteriliyor. Ben Batılıların ya da Müslüman dünyasındaki kadının derdini birçok ülkenin çekmediğini biliyorum. Bugün medyada işte Müslüman kadını üzerinden İslam'a saldırmalar ya da Afganistan'daki Taliban üzerinden Müslümanlara saldırmaların tekrar başladığını görüyorum. Yani Amerika onursuz gitti ama ne kadar onursuzlaştıracağını da biliyordu. Hafifleyen bir İslamofobi vardı. Oradan tekrar ateş alacak ve biz tekrar bunları konuşmaya başlayacağız. Bir de yani bir başka konuya geçeceğim ama önce bu Kabil, Kabul, Kabil, Kabil gibi böyle telaffuzlar oluyor. Tabii genellikle yabancılarda
İngilizce kabul yazılıyor ve kabul diyorlar, değil mi? Kabul mu İngilizcesi? Telaffuzda kabul galiba. Ama biz onu daha çok Kabil olarak telaffuz ediyoruz. Evet. Doğrusu Kef'le sanırım. Kef, Elif. Kapul'dur aslında. Efendim? Kapul. Orada ne diyorlar Afganistan'da telaffuzu? Kabul. 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 Evet. Kabul değil. Oradaki P, B olmuştur aslında. Bizim bildiğimiz Kabil değil o. O deve yünlerinin kağıt gibi uçuşmasından dolayı geliyor. Pul gibi uçuşmasından. Çok rüzgarlı bir alan. Oradan dolayı geliyor. Çok tarihi ve coğrafi bir isim. Yoksa çok kadim bir yurt tabii. Bizim zihnimize şey gibi oturuyor. Habil'in kardeşi Kabil sanki oraya gitmiş de işte şeytan ona orayı göstermiş. Bak burası senin için uygundur falan. Yok öyle bir hikaye. Yani tabiat vakasıyla ilgili bir şey yani. Çok ben dinliyorum, dikkat ediyorum. Spikerler de bazıları Kabil diyenler de var. Bizim dilimiz artık Kabil diye yerleşmiş. Kabil diyenler de var. O yüzden özellikle belirtmek istedim. Üzerinde okun sordum. Ama öğrenmiş oldum ben de Kapul deve tüyünün rüzgarlarda uçuşmasıyla ilgili işte. Olduğunu bilmiyordum. Bu ben Kef'le yazıldığını ifade etmek için konuşurken bunu öğrenmiş oldum bu vesileyle. Tabii yani bu sen yani Amerika'nın gittiğini giderken de oraya bir tohum, nifak tohumu bıraktığını ve önümüzdeki günlerde o tohumun ne tür nifaklar saçacağını kimsenin kestiremediğini, sizin de diğer içteki durumu öyle anlıyorum. Sizin konuşmalarınızdan da yani özellikle Çin, Hindistan, Pakistan ve diğer Avrupa Birliği, NATO ve NATO deyince tabii Amerika akla geliyor. Ne hesaplar olduğunu tam olarak bilinmediği için ve bu hesapların birbirleriyle olan çarpışmalarında İç aktörleri nasıl etkileyeceği öngörülemeyeceğinden dolayı, çünkü bugünkü manzara yarın bambaşka bir manzaraya dönüşebilir. O yüzden kesin bir şey söylemenin şimdilik çok mümkün olmadığını söylediğinizi anladım. Sanırım ben belirsizlik olacağını düşünüyorum. Çünkü küresel sistem de belirli bir şey değil. Küresel sistemin nasıl gideceğini de bilmiyoruz. Peki bu Afganistan küresel sistemi nasıl etkileyecek? Nasıl bir kere... Jeopolitik ve jeoekonomik olarak çok önemli. 21. yüzyılın 21. yüzyıl açısından en yani gelecek vadeden kaynaklar orada bir kere iktisaden. Mesela lityum çok bahsediliyor. O şey güneş pardon elektrikli arabalar için çok önemli olduğu söyleniyor. Hangi bölgedeydi o? Yukarı kuzeyde miydi aşağıda mıydı? Kuzeyde Bedahşan bölgesinde olduğuna dair rivayetler var. Alt tarafta Nangarhar'da olduğuna dair rivayetler var. Ben 20 yıldır Amerika orada neden lityumu çıkartmadı diye kara kara düşünüyorum. Türkiye'de ciddi şekilde enerji alanında söylüyorlar Zahide Hanım. Coğrafyayı aslında, siz biliyorsunuz. Aslında orada bir sürü kaynak var ama Amerika'da bir sürü şeyi çıkartmadı. Şimdi mesela Çin çıkartacak petrol vesaire bekleniyor. Petrol var. Ama yani el değmemiş bir coğrafya. Yok. Her ne olursa olsa orada el değmemiş bir coğrafya var. İstikrar olmayınca orada öyle. Onu yapamazsınız. Bakın ben bugün yani, bir şey yazdım. Olabilecek olsa Amerika zaten çıkartırdı. Değil mi? O öyle. 20 yıllık süreçte. Olay şu. Afgan insanı biraz önce aslında hani orada imparatorluklar mezarlığı. Ben aslında övünç olarak şunu söyleyeyim. Öngörülü bir millettir. Betonarme ev yapmıyorlar. Çünkü bir savaş çıkacak. Bir istikrarsızlık olacak. O taşrada yaşayan %80 insanın yaşadığı alanlara gidin kerpiç evler vardır. Yani şehre bu sadece köylülükle alakalı bir şey değil. Yani şehre inmemesinin altında veya inmek istememesinin altında istikrar yok, sanayi yok, belli bir köyünde bir koyunu varsa geçiniyor ama şehre indiği zaman yapamazsınız. Bakın altyapı çalışmalarının %50'si yani Kabil'in %50'si işte altyapı çalışması vardır. Herat'ta biraz vardır. Mezar'da çok az vardır. Kandahar'da biraz vardır. Yani affedersiniz yani kanalizasyon sistemi yok. Kabil'in yarısında ancak vardır. Yarısında bile değil. Ki Kabil yatay bir şehirdir. Dikey mimarinin olmadığı bir şehirdir. Gökyüzünden baktığınızda sonsuz bir mezarlık gibi görürsünüz. Şimdi orada bile yapıların 1/3'ü toprak yapıdır. Yani istikrarın olmadığı yerde siz bir saray yapamazsınız. Ha saray yapmışlardır. Eşref Gani'nin sarayı, Karzai'nin sarayı, savaş baronlarının sarayları var mıdır? Vardır. Pakistan tarzı parlak parlak saraylar var mıdır? Vardır. Ama oradaki yapı istikrar olmadığı için
bir şeyi kaim etmiyor. Bu madenlerin çıkartılmasına kadar varıyor. Sarıpul'da şeyler vardı. Karzai'nin firması petrol taşıyor ama bildiğiniz petrol değil. İsterseniz burada bir virgül koyalım, ara verelim, aradan sonra devam edelim. Efendim, Ender'in sohbetleri kısa bir aradan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim, Ender'in sohbetlerinde Afganistan'ı konuşuyoruz. Afganistan'ı Zeki Bulduk ve Tuğba Zahide Kor hanım ile konuşuyoruz. Hem politik, hem siyasal, ekonomik ve kültürel olarak Afganistan'da ne olup ne bitiyor anlamaya çalışıyoruz. Sohbetimize bir ara vermeden önce Afganistan'da küresel güçlerin Afganistan'la ilgili projelerini, niyetlerini sormuştum. Oradan enerji kaynaklarına girdik ve orada işte Zeki Bey bir şeyler anlattı. Bize o enerji kaynaklarına dair Amerikalıların niçin ilgilenmediğine dair şüphelerinden bahsetti. Siz biraz devam eder misiniz? Şöyle, enerji kaynakları dünyayı heyecanlandıracak kadar çok mu? Şöyle söyleyeyim, dokunulmamış şeyler olduğu için ve bir de söylenen, var olduğu söylenen enerji kaynakları açısından bakacak olursak 21. yüzyılın geleceğini etkileyecek kritik de şeyler deniyor. Şöyle söyleyeyim, mesela artık petrol çağı bitiyor. Petrol 20. yüzyılın ana şeyi, en değerli şeyi artık ama o devir bitiyor. Dolayısıyla yeni döneme uygun şeylerin, kaynakların Afganistan'da olduğu söyleniyor. Bu bahsettiğiniz şey çok önemli. Sıkça söylenen, madem hani bu kadar şey değerli varsa, Amerika neden çıkarmadı? Çünkü Amerika orada ne kadar istikrarı sağlayabildi ki? Ya yani orada kontrolü 20 yıl boyunca ne kadar sağlayabildi? O da koca bir soru işareti. Dolayısıyla onların çıkabilmesi için tabii ki hiç şüphesiz bir istikrar gerekiyor. Onun dışarıya taşınması için istikrar gerekiyor. Aynı zamanda içeride bunları şey yapacak teknolojik şeyde altyapının hazırlanması, evet, gerekiyor. Öyle kolay bir süreç olmadığı kesin. Ancak o Çin'in yol kuşak projelerini vesaireyi düşünürsek ve Çin'in hiçbir yer aslında askeri açıdan değil, ekonomik şeylerle girdiğini düşünecek olursak, dolayısıyla Çin'in bunlara göz diktiğini düşünebiliriz. Ama Çin bunu çıkartmak istediğinde Amerika mesela ne kadar buna bunu hoş karşılayacak. Dolayısıyla o rekabet sürecek. Bir başka şey yine küresel güçler açısından neden önemli Afganistan coğrafyası, jeopolitik açıdan. Bu da bir kere Asya'nın bütün yükselen güçlerinin merkezinde. Evet. Kuzeyinde Rusya, yani Orta Asya'yı atlarsak Rusya. İşte batısında İran, güneyinde Pakistan. Onun altında biraz daha güneydoğu Hindistan ve Çin'le de doğuda küçük bir bağlantı var. Dolayısıyla Amerikan yüzyılı sonrası Asya aktörleri, Avrasya aktörleri açısından. Orta Asya'nın açılan kapısı. Tabii. Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan. Şöyle söyleyelim, Rusya'nın sıcak denizlere ince 3 kanal vardır. Biri bizim Boğazlar, biri İran, biri Afganistan. Bu üçünden birinden ancak güneye inebilir. O işte 79 Afganistan işgalinin sebebi zaten buydu. Dolayısıyla güneyden gelecek deniz gücünün Avrasya'ya hakimiyeti açısından Afganistan önemli. Kara gücü Rusya'nın güneye inebilmesi açısından önemli. Şimdi artık Çin yeni bir aktör olarak batıya doğru genişlemesinde önemli. Dolayısıyla bu jeopolitik oyunda Afganistan'ı elde eden bir adım öne gider. Evet. Ama o yüzden de tam ne kadar bırakılması, yani diğer aktörler ne kadar buna sessiz kalacaklar. Yalnız anlaşılıyor. Ve bir de şu var. Bunun çevresindeki ülkelerinde aynı zamanda nükleer güçler olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bir de işin böyle bir boyut var. Nükleer güçlerin ortasında bir Afganistan söz konusu. Bir de garip bir durum tabii. Şimdi Türkiye en zor durumda olanı. Çünkü diğerlerin hesapları, Çin hesabı ticari, para kazanmak. Oradaki doğal kaynakları alıp ülkesine götürüp işleyip satarak zengin olmak, para kazanmak. Bir şey daha var. Sınırı olan yer Doğu Türkistan. Evet. Dolayısıyla Doğu Türkistan'la bağlantı, güvenliği açısından da, oradaki şeyler tabii o şey var. Sıkıntı var. Bir de bir şey daha vardı. Orada Amerika'yı
dünyanın gözü önünde rezil etmek de hem Rusya'nın hem Çin'in işine gelen bir şeydi. Bugün mesela evet. Rus kanalları çok enteresan bir şekilde Taliban'ı hep övüyorlar. Hiç aleyhlerine bir şey duymadım şimdiye kadar yorumcuların. Ve hatta şöyle söylüyorlar. Şangay İşbirliği Örgütü olarak Taliban'la hiçbir sorunumuz yok diye açık açık söylüyorlar. Şangay İşbirliği alırlar mı Afganistan'ı? Bu durumda almalı. Var zannedersem. Var mı? Amerika kontrolündeki Şangay. Benim bildiğim var. Gözlemci olarak var. Yani, en azından yani, gözlemci İran olarak. İran gözlemci olarak girmişti bir dönem. Daha sonra onu dahil Hı-hı. ettiler. Hani Amerika olduğu için belki şeyden dolayı bilmiyorum ben. Dolayısıyla orada Rusya kendi mesela rövanşını almak. 70-89'un revanşını, 80'li revanşını almak. Siz bize gülmüştünüz bak size geldi der gibi. Ve dolayısıyla hem bölgeden çıkartmak hem de Amerikan gücünün test edildiği yer aslında peki, Afganistan olmalı. Zahid Hanım benim şaşırdığım noktalardan bir tanesi de Avrupa Birliği'nin neredeyse hiç esamesinin okunmaması. Yani Almanya dışında İngiltere bile hiç yok. Yani bir oyuncu değil gibi duruyor. Bunun nedeni ne? Çoktan zaten çekilmeye başladılar. Zaten çekiliyor. NATO'da çekiliyordu, Amerika'da çekiliyordu. Bu arada Avrupa'nın kendi bir sürü iç dertleri var. Ya kendi içinde bir sürü iç derdi var. Aynı zamanda mesela o şeyde bakacak olursanız, bütün büyük oyuncuları saydım. Hepsinin bir coğrafi yakınlığı, bir çıkar hesabı var ama Avrupa'nın orada diğerleri kadar güçlü bir hani jeopolitik bağ açısından vesaire o kadar da çok büyük şeyleri söz konusu değil. Ama yani küresel rekabette geri kalacaklar. Zaten geri kaldılar. Çoktandır Avrupa gerilemekte olan bir aktör zaten. Ben bu durumda bu duruma pek katılmıyorum. Hı hı. Çünkü Fransa direktmen Pençir Vadisi'nden giriş yapıyor. Yani ama tek başına ne yapabilecek? Bu olayın İngiltere'den bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani küresel güç dediğinizde, küresel güçlerin içerisinde devletlerin en rahat anlaştığı iki ülke var şu an. Birisi İngiltere, diğeri Çin aslında. Yani Amerika şu an kararsızları oynuyor. Çünkü Trump sonrası dikkat ederseniz Trump belki de seçimi kazanmıştı. Trump'a dur durduğun yerde dediler. Biz uyuklayan bir başkanla yürüyeceğiz. Şahinler dediler ki biz aşıyı da yaptıracağız. Pandeminin de ne olduğunu anlatacağız. Çin'e de belli müddet yol vereceğiz. Ama siz biraz sakin olun bakalım dediler. Çünkü Trump biraz daha dişli duruyordu. Enteresandır işte Ahuntzade'yi hapisten çıkarttıran kişi Trump'tır. Ben İngilizlerin ve Fransızların geride olmadığı bir dünyada Avrupa Birliği'nin özellikle Almanya'nın geride kaldığını düşünmüyorum. Almanya son açıklamalarında biz Türkiye'nin atacağı adımlara dikkat etmesini istiyoruz ya da Türkiye'nin yanında olacağız tarzında açıklamalar yapıyorlar. Yani bizim orada olmamızı koçbaşı olarak belki görüyorlar. Yani Kabil Havalimanı'nın işletilmesi, Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması, ilk hamlede Taliban'ın Katar'a ve Türkiye'ye tavsiyede, istekte bulunması ve dün bunu çekmeleri. Ya biraz acele oldu, durun bakalım demeleri. Çok enteresan, şu an Kabil Havalimanı'nda bir yabancı yok. Taliban askerleri enteresandır. Gözetleme kulesinde, airport'un her tarafında onları görüyorsunuz. Yani bunlar, uçaktan inip kalkıyor mu? Uçakların iniş kalkışını da bunlar kontrol ediyorlar ama öyle şey yok. Sirkülasyon yok. Sirkülasyon yok. Yok. İki gün önceki sirkülasyon yok. O durmuş durumda. Çünkü askerler gitti. Geriye kim kaldı? Asıl tehlikeli kısım. 10 binden fazla insan var hala orada. Bu insanları döve döve dışarı mı çıkartacaklar? Yoksa birileri gelip aracı olacak, bunları geri mi götürecek? Çünkü korkunç rakamlardan bahsediyorum. 6 bin asker kökenli Afgan dışarı çıkartılmış. 120 binin üzerinde sivil dışarı çıkartılmış. Bunların ama görevleri vardı. Bunların vardı ama görevleri bitmedi bence. Benim bakışım bu. Bunların görevleri ileride ortaya çıkacak. Hani diyorsunuz ya yarın belirsizlik dediğimiz şey. Pençir Vadisi'nden Avrupa Birliği giriş yapacak. Kabil'e birileri daha sonra bu insanları geri döndürecekler. Bir şekilde bu insanlar tekrar görev alacaklar. Birkaç silahla üstünlük çünkü elinde tüfek adamlar. Yani şöyle söyleyelim aslında askeri kapasiteler Avrupa Birliği'nin de belli. Yani Fransa'yı düşünürsek mesela Kuzey Afrika'da var orada bir sürü. Bir de şunu söyleyeyim. Bundan sonraki süreçte terör yeniden yani terör örgütler açısından veya işte ne diyelim silahlı örgütler açısından Taliban'ın bu çıkışı
aslında bir şeydir, özgüven tazelemesiydi. Ve bundan sonraki süreçte her yerde... Cesaretlendirici mi oluyor? Kesinlikle her yerde. Yani Kuzey Afrika'da da, Orta Doğu'da da ben diğer yerlerdeki aktörlerin de daha dirençken ve yeniden harekete geçeceğini düşünüyorum. Ümit verdi diyorsun. Ve hal böyleyken mesela Fransa'nın Kuzey Afrika'da girdiği, pardon, Sahra kuşağına girdiği şeyleri düşünürseniz, bir sürü operasyon yürütüyor yıllardır. Çat'ta yine ve bütün buralar yeniden hareketlendiği takdirde o kadar hani Afganistan evet şu an olabilir ama uzun vadede ne kadar etkili olabilecekler? Çünkü işte çok bilinmeyen şey dediğim o mesela 11 Eylül'de bir bastırılmıştı birçok hareket ama bunların hepsinin yeniden canlanacağını göreceğiz biz. Peki bu az önce sizi söylerken de... Ve bir de şey var burada tabii orada onların bir sürü yatırımları var şu anda korumaları gereken değil mi? Ya bu yatırımlar... Yani Almanların vesaire orada bir sürü yatırımları yaptılar o NATO'daki şeyleri sürecinde. Ne tür yatırımlardı bunlar? Bu yatırımlar daha çok yardım ağırlıklıydı. Ama yollardır, yani, şudur budur başka bir sürü şeyler yaptılar. Çok yol bıraktılar. Yollar artık işe yaramayacak. Bakın Kuşak Yol Projesi'nin bir benzeri dairesel sistemde bir yol projesi vardı. Afgan hükümeti iç etti o parayı. Yani birçok parayı iç ettiler. Artı bunlar kalkınma ajansı yardımı olduğu için çok dikkate değer görülmüyor. Hani deseniz ki 4 tane fabrikası var bunları tutacak. Ruslar daha fazla fabrika yapıp bırakıp gitmişlerdi. Bakın 200 civarında uçak ve helikopter bıraktı Amerika. Hadi diyelim bunların 20-30 tanesini hurdaya çıkarttı ama 150-160 tanesi sapasağlam teslim edildi. Peki onları kullanabilecek bir yetişmiş personel Taliban var. Taliban öyle diyor. Bizde var diyor. Fakat tuhaftır 500 civarında pilot şu an Özbekistan'a kaçmış durumda. Eğitim almış. Bunların bir kısmını biz eğittik, bir kısmını Amerika eğitti. Şu an Özbekistan'dalar. Ve enteresan bir şekilde Taliban şey dedi. Biz dedi pilotlarımızı ve size geçmiş olan uçaklarımızı istiyoruz dedi. Helikopterlerimizi istiyoruz. Kimden istiyor? Özbekistan'dan. Özbekistan ses vermedi daha. İki yere bakıyor. Bir Amerika'ya bakıyor, bir Rusya'ya bakıyor. Yani onlardan bir ses gelsin ona göre davranalım. Çünkü şu ana kadar iki büyük lider diyelim, muhalif lider. Raşit Dostum ve Atanur Muhammed'den gık çıkmadı daha. İkisi de Özbekistan'a geçti. Ses yok. Bekliyorlar. Bunlar ileriki vadede harekete geçecekler ama. Bunlar geçmeseler de çocukları geçecekler. Tabii. Çünkü bunların hem bir itibarı vardı hem ciddi bir ekonomik yapıları vardı. Savaş ağası olarak. Yani. Peki Ahmet Mesut ne yapacak sizce? Yani onun i̇şte, sonucu. Dışarıdan destek, işte bahsettiğiniz Fransız vesaire desteği dışarıdan bu gruptan harekete geçebilmesi için dışarıdan destek gelmesi gerekiyor. Onlar destek verecek mi? Onlar destek verdiği takdirde yeniden burada bir hani bir hareketlenme kesinlikle olacak. Ama şöyle yani o dışarıdan bir destek bunu elde etmesi gerekiyor. Yani Afganistan İspanya değil ki, Bosna değil ki kanton bölge olsun. Şimdi Fransızlar kanton bölge bırakmayı severler. Yani İngilizlerde de şey vardı, direktmen özerk bölge bırakma vardı. Ruslar da bunlardan öğrenip ne yapmışlardı? Kırgızistan'ın içerisinde Özbek toprağı, Özbekistan'ın içerisinde Kırgız toprağı, Tacikistan'ın içerisinde Özbek toprağı bırakarak bu ülkeleri birbirlerine böyle uyanık tutmaya, düşman geliyor demeye alıştırdılar. Fakat Afganistan'da buna ihtiyaç yok. Yani ama zaten yerelde yerel yönetim orada güçlü değil mi? Merkezi yönetimden ziyade. Dolayısıyla onlar öyle, kendi bölgelerinde Taliban zaten etkili. Aynısı. Taliban için tabii de aynısı geçerli. Yani Cevizcan'daki yerel Taliban Kabil'den bağımsız çalışacak. Dolayısıyla işte oradakiler yeniden illaki kendi bölgelerini tutmak isteyecekler. Ama bu tabii ne kadar yani bir kere şöyle söyleyeyim. Dağlık bir coğrafyada kolay kolay merkezi hükümet kurulmaz. Afganistan'da kim gelse gelsin merkezi hükümet güçlü bir şey kurması imkansız. Peki mesela Taliban işte Katar veya Türkiye'nin hava alanının işletmesinden bahsetmişlerdi. Sonra Taliban yöneticileri isteklerini geri çektiler. Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar'da ofisleri var ve oradan yola çıkarak ülkelerine döndüler. Değil mi yani? Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar'ın gücü ne var da böyle bu kadar söz sahibi oluyorlar ve onca saydığımız büyük devletler içinde isimlerini duyurabiliyorlar. 1996'da Taliban'ı tanıyan 3 ülke vardı. Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Dolayısıyla o geçmişten gelen bir şeyleri var.
Ve bunun dışında bütün bu Amerika-Taliban arasındaki müzakerelerin merkezi Katar. Evet. Katar aslında bütün bu tip örgütlerin müzakerelerinin merkezidir. Gizli müzakerelerin de, Orta Doğu diplomasisinin birkaç merkezi vardır. Biri Katar'dır, biri mesela Umman'dır, İran üzerinden şeylerdi. Dolayısıyla o körfez ülkeleri kendilerini diplomasinin birer aktörüne dönüştürmüş durumdalar çok uzun süredir. Yani 2000'li yıllardan beri diyebiliriz. Biraz da Birleşik Arap Emirlikleri açısından da bakacak olursak, yani bu Arap Baharı sürecindeki yani son 10 yıldır oynadığı oyunları vesaire düşünürsek. Ve mesela Pervez Müşerref, yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınmıştı. Doğru. En son. Dolayısıyla hem lider dünyada, Orta Doğu'da, Gani'de değil mi? Tabii oraya gitti. Serbest ticaret bölgesi. Orta Doğu'nun İsviçre'si sanki. Ve mesela siz hani Amerika, İngiltere'ye falan söylüyorsunuz. Aynı şekilde Orta Doğu'daki dizaynlarda da Birleşik Arap Emirlikleri'ne sığınan insanlara da dikkat etmek lazım. Çünkü oyunun sonunda geri yollanma ihtimalleri yüksek. Tabii bu yöneticileri konuştuk, askerleri konuştuk, ülkeleri konuştuk ama bir de ortada Afgan halkı asıl var. Asıl mal sahibini. Orada asıl yoksulluk, fakirlik var. Kadınlar biliyorsunuz Taliban deyince dünyanın teyakkuza geçtiği alan kadınlar oluyor. Şehirli kadınlar diyeyim. Şehirli kadınlar diyeyim, evet. Evet, Taliban'da yani Afganistan'da kadın olmak nasıl bir şey? Siz orada bulunduğunuz süre içinde herhalde yardım kuruluşu olarak en çok kadınlarla muhatap oldunuz. Evet, kadınlar için kurslarımız vardı, eğitim projelerimiz vardı, yetimhane çalışmalarımız vardı. Yani çocuk ve kadın ağırlıklı. Benim dönemimde daha çok bunları yaptık. Ama bir taraftan devam ediyordu tabii ki. Büyük okul yapımları. Evet, okul yapımı deyince direkt ben okul yapımından girdik. Kurgan bölgesinden giriş yapıyoruz. 16 sınıflık bir okul yapılmıştı buraya. Yine bunların yanında Antoy ilçesi vardı. Burası Türkmen ve Özbek bölgesi. Orada kadınlar için ne yapılmıştı? Arayışgah, yani kuaförlük eğitimi. Şimdi benim garibime giden şey şuydu. Bu kadar burkalı insanın olduğu, kadının olduğu bir yerde kuaförlük eğitimi bizden istedi belediye. Dedi ki arkadaş arayışgah dedi burada da çok güzel gider dedi. Hakikaten şaşırdık. Tabii dışarıdan gören biri şaşırır ama Afgan yaşayan insanlar için. Onlar Suriye için de aynı şey geçerli. Nihayetinde onlar da insan, onlar da kadın, onlar da süslenmek, güzel görünmek istiyorlar. Onların da etrafında ailen birileri var. Şimdi biz orada başvuruları açtığımızda en fazla başvuru kuaförlüğe olmuştu. Hepsi de genç kızlar, orta yaşlı bayanlar. Ne oldu? Şunu öğrendim. Bir gelin başı 150-200 dolara yapılıyormuş. Afganistan'da ortalama maaş ne kadar? 300 dolar. 300 dolar. Evet. Yani ortalama bir ailenin rahatlıkla yaşayabileceği rakam maaşın 300 dolar. Maaşın yarısı yani. Gelin başına gidiyor. Yani onu söylüyorlar zaten. Diyor ki ben ayda bir kere diyor gelin başı yapsam diyor. Evde malzemem varsa diyor. Ben diyor evim zengin olur diyor. Çünkü kocası da diyelim ki tarlada tapanda çalışacak. 150-200 dolar da o kazanmış olacak. Ve bir de evlerde yapılıyor mahrem olduğu için. Öyle şehir merkezlerinde birkaç tane kuaför görürsünüz. Bayan kuaförü açmak da cesaret isterdi zaten. Mahremiyetten dolayı bu. Bu şeyle alakalı değil. Yasak, vah olmaz falan değil. Yoksa bazı evlerin kapısının üzerinde bir küçük tabela görürsünüz. Arayışka ya da orada bir makas resmi görürsünüz. Ha anlarsınız ki orada bir şey yapılıyor. Bu kurslarda halı dokuma kursları, bilgisayar, Türkçe, Kur'an-ı Kerim. Bu halı dokuma kurslarına yaşlı kadınların gelmesiyle ilgili de bir kitabınızda bir şey vardı. Evet. Biz tabii bilmiyoruz. Ya herkes halı dokuyabiliyor ki o ülkede. Afgan halıları da tanınır yani. Afgan Belçik halıları meşhurdur yani. Bir de pahalı da bir şey. Öyle. Belçik yünü çok kıymetli. İpek. Bir numara ipektir. İki numara Belçik'tir. Üç numara yündür. Dört numara ise bu konar göçerlerin yünleri. O biraz daha kaba oluyor. Böyle gidiyor fiyatlandırma. Birincisi için 150 ila 200 dolar metrekaresi. Ondan sonra aşağıya doğru düşer. En aşağı 50 dolardır. En kötüsü için söylüyorum. Amerikalıların yoğun olduğu dönemde, Almanların yoğun olduğu dönemde çok ciddi paralara satıyorlar. Bir de bunlar yabancı askerler fotoğraf getiriyorlar. Şunu yap diyorlar. Bana getirdiler önüme. Yunan akropol desenleri, aslan desenleri yapmışlar. Çok pahalıya da satmışlar onları, kalanları gösteriyorlar. Yani o da yani halıda o desenleri yapmak da hani elle
Çok güzel yapıyorlar. Yani insan figürünü çok iyi yapıyorlar. Birebir resminizi yapıyorlar. Hmm. Mesela onları yapmayı, hediye etmeyi çok severlerdi. O Antoy ilçesinde 6 tane kadın başvurmuş şeye, halı dokuma kursuna. Allah Allah dedim, ya genç kızlar niye başvurmuyorlar? Ya onlar genellikle arayışgaha başvururlar, başka kurslara başvururlar dediler. Bir nakışa başvururlar. Bir ay sonra falan öğrendim ki başka NGO'lar, yardım kuruluşlar meğerse kurslarda kadınlara yardım yaptığı için bu kadınlar da geliyor. Bir de baktım birinci ayın sonunda 4 tane halı bitmiş. Ya dedim, ne zaman öğrendiniz, ne zaman yaptınız? Biz zaten biliyoruz ki dediler. Oraya gelme sebepleri bizden yardım almak içinmiş. Evet. Biz biraz tabii yardım şeylerimiz de oluyordu, paketlerimiz diyelim sel durumlarında, afet durumlarında ya da ülke içi göç çok fazla. Şimdi Afganistan'ın yurt dışına gönderdiği göçten bahsediliyor da ülke içindeki göç korkunç. Kunduz'dan sürekli Mezar-ı Şerif'e, Faryab'dan Antoy, Cevizcan tarafına sürekli göç olur. Bir anda olur. Gelirler Şibirgan şehrinin kenarına, bir bakarsınız yüzlerce çadır konmuş. Çadır kültürü yani hala çadır kültüründen dolayı değil. Yani çadırda yaşamaya müsait mi iklim? İklim müsait. Müsait ama zaman zaman sel de oluyor. Çok ürkütücü bir şey. Yani 2014'te çok korkunç bir sel oldu o bölgede. Dümdüz etti. Zaten toprak damlar. Toprak kayması oldu. Bedahşan deprem bölgesidir mesela. Kunduz'a kadar etkisi altındadır. Ona göre projeler çizdirirdik. Neyse o kadınlara hasılı bir şey yaptık yani. Yardımımızı yaptık ama çok üzüldüm ben. Daha sonra yapmış oldukları halıları işte. Hem şeyi verdik, yünleri verdik, halı tezgahını verdik. Hem de yaptıkları ürünün parasını verdik. Kendi malımıza parayı vermiş olduk. Kadınlar, fakat eğitimdeki kadınları çok dişli gördüm ben. Yani çalışan. Valilikte çalışanlar olsun ya da yetimhanenin müdürü olan, yetimhanenin değil kadın işleri müdürü Şehla Hadidi. Bir hapishane vardı. Hapishaneye götüren Şehla Hadidi'dir. Kadın işleri müdürüdür. Valiliğin kadın işleri müdürü vardır. Mesela bizde pek olmayan göç işleri müdürü vardır. 34 vilayetin hepsindeki göç işleri müdürü de peştundur. Yani aslında Taliban'la var olan bir şey değil. Orada var olan bir şey zaten. Göç işlerini idare eden kişi ve peştundur. Kabil'den atanır. Kadın işleri müdürleri vardır. Çok dişli kadınlardır. Ben hangileriyle çalıştım? Cevizcan kadın müdürü, kadın işleri müdürü, Mezar-ı Şerif, Semengan ve Sarıpul'dan. Peki orada kadınların en çok şikayetçi olduğu konu neydi? Yani siz aksiden duyduğunuz, gördüğünüz, işittiğiniz kadarıyla. Çalışan kadınlar genellikle şundan bahsediyorlardı. Bizi eziyorlar diyorlardı. Yani diyelim vilayette müdür olan bir kadın bunu söylüyor. Biz rüşvet almıyoruz diyor. Ama diyor rüşveti alan onlar diyor. Fakat diyor bir şey olacaksa bize atıyorlar suçu diyor. Erkeklerin mobbing dediğimiz olay. Mobbingin sert şekli. Ve o kadar erkeğin içerisinde çalışmak rahatsız edici geliyor. Ama Şehla Hadidi gibi kadınlar, güçlü kadınlar, güçlü ailelerin kadınlar, kimse onlara yaklaşamıyor. Benim zaten hapishane ziyaretimi de gerçekleştirmeme sebep olan odur. Kabil'le yazışacağız edeceğiz. Bir aylık bir süre bekleyeceğim. Kadın yarım saat içerisinde halletti. İki yere telefon açtı. Adalet Bakanlığı'na ve Hapishaneler Genel Müdürlüğü'ne. Reis kalk gidiyoruz dedi. Benim bir ay sonra gideceğim başka bir ülkeden olsaydı muhtemelen başıma o gelecekti. Ve artı çalışmalarımı bildiği için. O da reis mi derlerdi? Reis. Reis derler. Yani yetkili olan kişilere genellikle reis derler. Başkan gibi. Başkan gibi ama yani zaten reislik yapıyorsunuz siz orada. Yetimhaneye gittik, pardon, kadın hapishanesine gittik. Benim görevimin bitmesine bir ay kadar vardı. Çok üzüldüm. Keşke bir yıl önce gitseydim. 100'den fazla kadın var. Çok güzeller, çok tatlılar. Birçoğu genç kız. Bunlar genellikle diyelim ki sarkıntılık yapılmış ya da benzeri hadiseler, tecavüz girişimleri. Onları öldüren, onları yaralayan kişiler bunlar. Ya da işte eşinin aşırı şiddeti karşısında eşini yaralamış kişiler. Hırsızlık yapmış olanlar. Yaşlı kadınlar var. Türkmen bir kadın vardı mesela. Çok sarılırdı. 3-4 kere ziyaret ettim. Her gittiğimde sarılırdı bana. Oğulları Türkiye'de. Kendisi orada hapishanede. O ne yaptı? Suçu neymiş? Suçunu hatırlamıyorum. Suçunu hatırlamıyorum. Yaşlı olduğuna göre kavga edecek ve birini dövecek, öldürecek durumda. Hırsızlık olabilir. Açlık.
Savaş insanlardaki doğal duygular ya da doğal zannettiğimiz duyguları alır. Evet, ben onu merak ediyorum. Mesela yıllardan beri savaşın olduğu bir toplum. Onun toplumda savaşın bırakmış olduğu bir travmayı, bir farklı, bizim bilmediğimiz, şahit olmadığımız bir psikolojik durumu fark ettiniz mi? Öyle bir gittiğiniz zaman. Hocam alışmışlar onlar. Yok, size ilk başta geldiği zaman garip gelen bir şey oldu mu yani? Daha önce görmüş olduğunuz. Yabancı insana hepsi garip geliyor tabii ki. Nasıl bu kadar fakir yaşayabiliyorlar? Bu benim kral resmim ama. Ekranda görünen biraz önceki. Yalnız bir burkalı kadının güvercinleri özgürlüğü seyrettiği resim. Çok anlamlı bir fotoğraf olmuş bu gerçekten. O burada doğal bir şekilde izliyor. Bu lavaşlar nasıl bir ekmek? Bu bildiğimiz ekmekler, nan yani. Nan orada. Yani bizim pidelere benziyor ama lezzetlidir. Sütle yoğurulur hafif. Kolay kolay bozulmazlar bunlar. Yani ne yerler? Yani tabii fakirlik olduğu için ne buldularsa onu yerler. Evet, tamam. Yok. Yani onu orada ekmek vardır, pirinç vardır. Yaz aylarında kavun ve karpuz vardır. Kavun eğer çok bulursanız biraz et vardır. Kavun galiba çok tatlı idi. Kavunları çok çeşitli çünkü. Yani Güney Türkistan'da 12-13 çeşit kavun cinsi var. Türkler kavunu çok seviyor galiba. Anadolu'da da kavun çok farklı, çok çeşitli var. Türkmenistan'da 40'tan fazla. Yani aşağıya indiğinizde sayı biraz azalıyor. Ama Türkmenistan'da 40'tan çok fazla. Ben bir yemiştim galiba. Yani bir çok lezzetli, çok tatlı, bal gibi. Yani öyle nasıl bir kavun? Ben hala bak hatırladıkça ağzım tatlandı. Yani bir sıcaktan, güneşinden. Bel bölgesinin, yani Mezar-ı Şerif'in olmuş olduğu alanda tarım Adana'daki gibidir. Bir tarladan 3 kere ürün alırsınız bir yılda. Hmm. Çok bereketlidir. Belh dediğin aklıma geldi. Peki orada Mevlana, hadi Behli, Behten geldi. Orada Mevlana biliniyor mu? Çok iyi bilinir. Şiirleri ezberlerinde mi? Eğitim öğretimlerin bir parçası Perşembe mı? Perşembe akşamları genellikle onlarda meşk yapılır. Yani bizdeki diyelim ki Perşembe virtleri gibi. Hani bazı tarikatların yaptığı. Onlarda da Mevleviler Perşembe akşamları genellikle toplanırlar. Mevlana'dan şiirler okuyarak o gece yani adeta virt yapmış olurlar. Mevlevilerdir. Mevlevilik orada hafif bizdekinden biraz farklı olarak devam ediyor. Yani kendilerini Mevlevi şeklinde söylüyorlar. Behte doğduğunu, Behte yaşadığını biliyorlar. Bir ara Mevlana'nın bu doğduğu evin restorasyon meselesi vardı. Ne oldu? Yapıldı mı? Şimdi orada da yine bir para mara yeme işleri falan oldu galiba. Yok, para işi şu şekilde. Yani biz başka yapmak bir için adamlar yapmıyorlar, para alıyorlar vesaire. Başka bir NGO'nun yapmasını engelledik. Başkaları sahiplenmek istediler. Almanlar devreye girdi, Pakistan, İran devreye girdi. Fakat en sonunda bizimki kabul edildi. Cumhurbaşkanımız ise onlara biz burayı yapacağız dedi. Fakat istikrarın olmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Yani biz oradaki 29 haneyi boşalttık. Mezarlığı da boşalttık. Yeni bir köy yaptık. Hoca Gulak köyü. O köyün olduğu yer. Hoca Gulak 60 küsür hanedir. 29 haneyi oradan biz çıkarttık. Yeni bir köy yaptık. Yani Vaha'nın ortasında muhteşem bir tatil sitesi gibi. Onlar oraya taşındı. Mezarları da yakın bir yere taşındı. 62 dönümlük bir araziyi boşalttık. Ortada Hoca Bahattin Veled Medresesi duruyor. Yani Mevlana'nın doğmuş olduğu, 5 yaşına kadar yaşamış olduğu muhit. Fakat bunlar halledildi ancak kuzey hareketlendi. Artı projenin bedeli çok yüksekti. Bu projede hafifletilmeye gidildi ama proje reddedilmedi. Fakat süreç içerisinde 3 büyük proje vardı. Kabil'de Kız Üniversitesi'nin yapılması, yine Kamil Rıfkı Urga Hastanesi'nin ki dev bir şekildedir, büyüktür. Yine biz yaptık 30'lu yıllarda onun restorasyonu ve üçüncüsü de Mevlana Celaleddin Rumi'nin babasının medresesinin tadilatı, tamiratı. Peki Türkiye'ye kadar böyle büyük projeleri olan başka ülkeler var mı? Almanların ve Japonların projeleri çok büyüktü. Özellikle yol yapımında, bina yapımında. Almanlar la bizim yaptığımız bir yarış vardı. Yani ama şunu söylemek lazım. Biz zaman içerisinde şeyi öğrendik. Arazide nasıl çalışacağımızı.
Yani oraya buraya okul yapmaktansa çadır vermek gerekliliğini. Çünkü sıcak iklim, yazları okul açık, kışları kapalı. Kaloriferli evet, bir okul öyle, yapmak öyle bir şey mantıklı var, değil. Yani Afganistan'da okullar kışın kapalı, yazın açık. Çok mantıklı. Çünkü kömür kullanamıyorsunuz, petrol kullanamıyorsunuz. Yani ne yapıyor? Sizi ihtiyaç daha doğru bir yere yönlendiriyor. İşte şu resimdeki çocuklar okulun dışında eğitim alıyorlar. Çok her yerde hava güzel olunca, hava güzel olunca her yerde eğitim veriliyor. Gölge, sahaya diyorlar onlar. Bir gölge olsun yeter yani. Bir de sizin yani böyle küçük küçük böyle insan hayatı, hikayesi olan insan hayatlarından da konuşursak, hani genelden bahsediyoruz. Ben o kitapta Hakperdi var. Ha. O adama çok üzüldüm. Hakperdi'den önce bize kim olduğunu söyler misin? Zahide Hanım bu kitabınızı okumadığı için. Hakperdiler şunlardan birisi sadece. Yani şu resimdekilerden birisi. Yani bunlar geri dönenler Rusya'ya. Rusya demeyeyim de yani Sovyetlere. Orada savaşanlar Türkmenler vardı, Özbekler vardı, Tacikler vardı ama Sovyetliler. Bunlardan 148 kişi geri dönmedi. Bu 148 kişinin yaklaşık 120'si Türkmen, Özbek ve Tacik olanlar. 20-25 kişi ise Rus olanlar. Çünkü geri topraklarına gidemiyorlar, onlara Afgan diyorlar. Moskova'ya gidemiyor mesela bir Rus. Dışlanıyor. Bu zaten Svetlana Alekseyevich bunları anlatıyor. Afganları anlatıyor. Yani savaşa gitmiş olan Ruslara orada Afgan diyor. Bu arada bu bir roman. Bu şeyin oradakinin hikayesini anlatıyor. Onların tek tek hikayelerini anlatıyor. Geri dönenleri. Çinko tabutlarla dönüyorlar. Yani biz hep Taliban'ı konuşuyoruz, mücahitleri konuşuyoruz. Fakat bu o 10 yıl içerisinde savaşanları anlatıyor. Bunlardan geri şeyler var. Dönmeyenler var. Orada bir şekilde kalmış. Ya esir olarak kalmış, ya orada evlendirilmiş, ya orayı sevmiş. Ya da hakikaten onları kendisine kardeş bilmiş. Çünkü bakıyorsun adam Antoy'da kalmış. Antoy'da bir Türkmen. Normalde Türkmenistanlı. Gitmiyor. Bir de bu arada Ruslar da enteresan tabii. Afgan'da olan savaşlarında Türkmen, Özbek, ağırlıkla Kırgızları sürüyor. Kırım'dan. Kırım'dan Tatarlar. Yani şey orada Ruslarla savaşmıyor. Orada Müslümanı Müslümanla, Türk'ü Türk'e savaştırıyor. Kendi şeyleri de var. Ruslarda var Moskova'dan gitmiş ama diyelim ki 3-5 kuruş kazanacak, savaşta bir şeyler getirecek. Genellikle fakir olanları göndermişler. Yani Sovyet rejimi her ne kadar biz komünist rejim içerisinde eşitiz, hepimiz birbirimizden eşitiz ama şey gibi hayvanlar çiftinde olduğu gibi daha eşit olanlar da var. Politbüro'nun evet. Elemanlarını göndermiyorlar, onların çocuklarını göndermiyorlar. Aslında bu biraz sömürgecilik mantığıyla da alakalı değil mi? Birinci Dünya Savaşı'nda savaşanların birçoğu Hindistan coğrafyasından gidenler. Öyle. Veya öyle. İşte Anzaklar, Çanakkale'de malum. Veya işte Fransız ordusu içinde Kuzey Afrika'dan bir sürü insan var. Dolayısıyla bu imparator sömürgeci yapıların genel o yapı devam ediyor işte Ruslarda. Afganistan'da savaşanların bir kısmı. Hakperdi nasıl bir o taksici? Taksici öldürecekken tam kelime-i şehadet getiriyor. Evet. Yani yıllar öncesinden duymuş olduğu bu Orta Asya'da çok anlatılan hikayelerdendir. Yani ne olur? Ninenizden bir şehadet kelimesi duymuşsunuzdur. Ama siz bir Sovyet askeri olarak vodkayla falan yaşamışsınızdır. Ya da işte eğitim okuldan aldığınız eğitim. Dini herhangi bir terbiye ve yok, eğitim almamışsınızdır. Bir kelime kalmıştır bir yerde. Orada karşısında o sesi duyuyor, şehadeti duyuyor. Kendisi de yaralanmış. Bir çatışma önce onu anda. Yaralıyor. Birbirlerini evet. Birbirlerini yaralıyorlar zaten. Öbürü öldürecekken yani Allah tarafından babaannesinden duymuş olduğu şehadeti tekbiri getiriyor. Karşıdaki şaşırıyor. Yani o da Müslümanca bir şey söyledi. Vurmuyor. Onu yanına alıyor. Öldürülmediği için minnet duyuyor ve kalıyor. Kalıyor ve kardeşini veriyor. Kölesi olmuş gibi yani. İlk başta köle gibi görünüyor ama öyle değil bu. Minnet aslında. Hayır gönüllü kölelik. Ve şey var. O kelimeye de bağlılık var. Onu kurtaran kelime önemli. Gitmiyor. Bir yalanı yaşadığını düşünüyor yukarıda. Fakat yukarıdaki yalan da dağılmış. 89 sonrasında artık Rusya dağılmaya başlıyor. Sovyetler dağılmaya başlıyor. Yani oraya gidiyor aşk havada Afgan diyorlar. Ciddiye evet, almıyorlar. Evet, evet.
Geri gidemiyor. Sonra adam bir de oradaki dramı ve de tepki göstermemesi, kabullenmesi, o mahfiyetkarlığı, o eyvallah demesi, sanki her şey Allah'tan birisin, bu bir imtihandır, evet, deyip büyük bir sabır imtihanı vermesi. Kızın bacısını veriyor adam. Adam bacısıyla evlendirdiği için bu sefer adam da... Sen Rus'a kız verdin diyorlar. Rus'a kız verdin olarak diye dışlanıyor. Yani. Dışlanıyor. Kendi memleketinde duramıyor, iş vermiyorlar, güç Kunduz'dan vermiyorlar. Çıkıyor. Her taraf dolaşıyor. Nihayet bir yerde diyor, tamam, yine Türkmenistan sınırına gidiyorlar. Anto'ya gidiyorlar. Gel diyor, şurada köyün, ama yine mahallenin içine girme. Şu dışarı bir çadır tarla veriyorlar. Bir tarla veriyorlar. Ama adamlar becerikli tabii. Dil biliyor. Dil Rusça biliyor. Bildiği için Akina sınırında en çok ona ihtiyaç duyuyor. İşte diyor, gel adam ihtiyaç çağırıyorlar. Sonra araba mühendislik eğitimi almış veya Rus ordusuna... Teknik konularda çok iyiyiz. Teknik üniversite mezunu. İyi yetişmiş. Yani. Teknik lise mezunu, üniversite mezunu. Oradan bilgisi oluyor. Arabaları bozuluyor. Gel sen, hak verdi. Hak verdi. Tanrı hak verdi bizim. Allah verdi, Tanrı verdi. Bizim Tanrı verdiğimiz. Sonra derken böyle en sonunda yani bir kızı ve bir çocuğunu bırakıp... Kızları oluyor. Gidiyor ama o şey için artık, yani annesinin vefatı falan, onları görmek için. Ama şeydir zaten, sınırda ülkesini seyrediyor. Eski ülkesiyle yeni ülkesinin tam ortasında duruyor. Ceyhun Nehri'nin kenarında duruyor yani. Yani böyle yani bir film konusu olabilir. Çok da güzel bir film olmuş. Onlar çok yaralayıcı. Ben onların bir kısmının da hikayelerini dinledim. Daha dokunaklı. Ruslarınki daha dokunaklı. Çünkü uzun süre kabul edilmiyorlar. Ya hani, o da garip yani. Rus adına savaşıyor. Şimdi düşün, Afganistan'dan dönen Amerikalı askerlerin Amerika'da kabul edilmemesi gibi bir şey. Bu yani tuhaf olacak ama Rambo filminde vardı. Vietnam'dan gelenlere evet, hani şey yaparlar bir, ya. Evet, ona başka bir şey diyorlar. Sendrom diyorlar falan. O da garip bir şey yani. Şimdi bakalım, bir de Amerika'nın böyle dönen, Afganistan'dan dönen askerlerin travması vesaire. O ama başka. Var zaten. Orada savaşırken de. İnternler. Bugüne kadar 600 bin asker gitmiş Amerika'dan. Ve onların birçoğu, yani o 20 yıllık süreç, birçoğu psikolojik olarak hasta olarak dönüyor. Irak'tan dönenler de öyle. Dolayısıyla intihar edenler, bir sürü intihar eden Amerikan askerleri var. O yüzden şeydi yani, asker hikayeleri de aslında çok önemlidir. Armadillo diye bir ve film o var. O savaşlara gidip görüp Amerikalılar arasından Amerikan sistemine karşı çıkmaya başlayan Amerikan askerleri de oluyor. Yani bizim işte demokrasimiz düşündüğümüz gibi değilmiş diyerek sisteme kafa tutmaya başlayan Amerikan askerleri de oluyor. Hain. Hain deniyor. Armadillo diye bir film var. Danimarka yapımı. Adı nedir? Armadillo. O kadar enteresan ki ben onu yaşadım. Afganistan yapışır insana. Paçasından yapıştı mı bırakmaz. Hayat... Suyunu içti mi diyorsun, ayrılamaz. Aynen. Orası öyle. O filmde o anlatılıyor. 6 ya da 7 tane Danimarkalı askerin, bunlar keyfine düşkün çocuklar. Eğlencesine hatta Hilment'e geliyorlar. Yani burada gerçek olduğunu da filmin sonunda gösteriyor. Fotoğraflarını koyuyorlar. Bunların içerisinde bir kısmı ölüyor. Ve hepsi görev bittikten sonra tekrar Afganistan'a dönmek için yollar arıyorlar. Dördü de geri dönüyor. Şaşırıyorlar. Nesine aşık oluyorlar? Hocam bunu anlatamam. İnanın anlatamam. Aynı sende de var mı mesela? Aynısı. İmkan görev olsa tekrar verirse döner misin Afganistan'a? Ben istedim, görev olmadı. Yani Taliban'ın gelmiş olduğu dönemde ben tekrar dönmek istiyorum ve orada şahit olmak istiyorum dedim. Görev çıkmadı. Belki gazeteci olarak mesela orada olmak gibi bir şeyler. Bilmiyorum. Nasip kısmet. Ama Armadillo'da şu vardı. Savaşa giriyorlar. Taliban'la da savaşıyorlar. Bunları da kayıt altına almışlar. Bir kısmı belgesel gibi gerçek kayıtlardan, bir kısmı da film olarak. Filmin sonunda gitmeleri gerekiyor. Hilment'i terk edecekler. Ama o kadar kötüler ki bir kısmı zaten mayınlara basıp bacağını falan kaybetmişler. Ve çok neşeli çocuklar bunlar. Danimarka'dayken çok neşeliydiler. Afganistan'da bir melankoli başlıyor artık. O 7 kişiden 4 kişi gittikten sonra ölenler de var. Geri dönüyorlar. Tekrar görev alıyorlar. O tabii, toprakta olmak istiyorlar. Danimarka'dakiler anlayamıyorlar. Niye gitmek istiyorsun o ülkeye falan diyorlardır muhtemelen. Öyle. Gidiyorlar. Yani birisi mesela nişanlı, artık evlenmiyor. Nişanlı falan bozuyor. İşte birisi evlenmiş, evliliğini anlayamıyor. Geri dönüyor.
çeken bir şey var. Şimdi ben bunu işte bazen saflıkla, toprağın ilk haliyle, ben ilk gittiğimde şey demiştim ya, Hazreti Adem zamanından kalma dağlar demiştim. Hiç değişmemiş. Dağlar o kadar vahşi duruyor ki böyle. Sonra işte edebi olarak şey demiştim. Bir kartallar çıkıyor, bir Afganlar çıkıyor. Afganlar çıkmıyor aşağıya. Mayını döşüyorlar. Zaten kimse çıkamıyor oraya. Fakat çeken bir şey var. Saf hali, yalın samimiyet hali. Samimiyet belki. İçtenlik. Bilemiyorum. Ben 3 yıl çalıştığım için samimiyeti, yani samimiyetin yani doğanın, yıkıldığı. Şey, insanın o doğal hali belki. Çok yorucu ama. İnsanı çok yoruyor o samimiyet. Yani çünkü birçok şey hala ilk halinde duruyor. Dokunulmamış, bozulmamış. Değiştirilmesi gereken bir şeyler de var ama. Tabii. Hani ağaçlar yontulması da gerekir ya. Hani bir şeylerin düzeltilmesi gerekiyor. Aşırı kibir de görüyorsunuz zenginlerde. Fakirlerde aşırı mütevazılık görüyorsunuz. Yani o dengesizliği de görüyorsunuz. Ama bir taraftan şeyi görüyorsunuz. Size itibar edildiğini görüyorsunuz. Bir yıl İran'da kaldım. İran'da en çok kullanılan ifade taarruftur. Sizi göklere çıkartırlar, şişirirler. Kendinizde olmayan şeyler görmeye başlarsınız. Sonra bir bakarsınız pat düşmüşsünüz. Afganistan'daki ise taarruf değildir ama taarrufa benzer bir şey. Yani size varlığınızı hissettirirler. Siz azıcık bir şeyle insanların nasıl var olabildiklerini görürsünüz. Ben o azıcık şeyle mutlu olan insanları gördüm. 30 Afgani'ye şey alıyorduk, uçurtma alıyorduk. Pakistan yapımı uçurtmalar, kağıttan uçurtmalar. Çocuklar mutluluktan uçuyorlardı. Hakikaten bu uçurtma avcısında da var. Afganlarda uçurtma savaşları... Cengi Güdüperen vardır. Yazmıştım ben orada. Evet, evet. Uçurtma savaşı muhteşem bir şeydir. Taliban o yüzden mi yasaklıyor 1996'da? Yani o geldiğinde uçurtma şeyini yasaklamış, uçurtma satışını yasaklamış. Bilgim yok. Bilgim yok ama uçurtma festivallerini durduracağını zannetmiyorum. Geçmiş yani halkın geleneksel yani o aşırı çok revaçta bir şey olduğu için çok muhtemelen. Çok ciddi kavgalar da oluyor. İşte, evet. Yani savaşlar olur o uçurtmayı almak için. Şey vardır. Bazı ipler cam iptir, en pahalısı. İçerisinde cam tozu atılmıştır. O ip yukarıdan gönderilen başka ipler rahatlıkla kesebiliyor. Çatışmaya başlıyorsunuz. Bir de şeydir, bizdeki şeytan uçurtması gibidir. Kuyruksuzdur onlar. Ama öyle bir şey var ki orada bir kültür de olmuş. Çarkçı derler mesela. Ona dalga geçiyorlar. Sen çarkçısın, yancı. Onun üzerinden edebiyat çekildi. Uçurtma savaşı nasıl oluyor? Yani kısaca uçurtma, gökyüzüne bir uçurtma salınmıştır. Tamam. Siz de kendinizinkini salarsınız. Uçurtma sinem var, benim uçurtmam var. Kimin gönderdiğini görmüyoruz. Rüzgarın aksi istikametine biz küçük yan tutardık. Koşmaya başladık. Yükseldikçe ipi bırakırdık. Bizdeki en uzağa kiminki gidecek yarışması. Evet, onlarınki öyle değil. Evet. Onlarınki profesyonel şekilde uçurtmalar birbirlerine yaklaştırılır önce. Tanıştırılır adeta. Ve daha sonra ipler birbirine vurdurulmaya başlanır. Aşağıda bunu ayarlarsınız. İpler nerede? Yukarıda mı? Yukarıda. Kafaya yakın bir kısımda. Kafaya çok yakın kısımda iki tane uçurtma birbirine geçmeye başlar. Bunlar düşmüyorlar mı bu kere? Birbirine dolaşıp düşme falan olmuyor? Dolaşma olmaz genellikle. Demek ki nasıl? Bu kesmeye çalışırsınız. İpler birbirine geçer. Nasıl kesiyor? Şu attan vuruyor mu böyle? Onun çektirirsiniz, usulü... yan çekersiniz. Usulü var herhalde. Usulü var. Bakın usta vardır, çarkçı vardır. Çarkçıya dalga geçerler zaten. Yani o çırak gibi, işte yancı gibidir. Ne yapıyor çarkçı? Yardım, ipi mi tutuyor, ne yapıyor? İpi sal dediğinde ipi salar. İpi topla dediğinde ipi toplar. Hmm. Bir de şey o da bilir. İpi ne zaman salacağını, ne zaman göndereceğini. Usta ise daha çok manevralara ayarlar. Usta ipi kesmeye çalışıyor. İpi kesmeye çalışıyor. Benim. Adeta önündeymiş gibi ona uğraşıyor. O koparttığınız uçurtmanın peşi sıra gidersiniz o sizindir artık. Kim kopartmışsa. Bazen yaramaz çocuklar o uçurtmayı vermek istemez kavga çıkar. Uçurtma avcısında da zaten öyle kötü bir sahne vardır. Evet. Peki o iki uçurtma mı? Yani 15-10 tane? İki uçurtma. Hayır. Birçok uçurtma giremez. İki uçurtma çatışır. Hmm. Diğerleri bekler. Biz yaptık. Yani bizim ofisimizin bahçesi çok genişti. Çok da uçurtma düşüyordu oraya. Geniş bir alan olduğu için. Kopartılıyordu. Keyif alıyorlar. Zevk alıyorlar. Ben en son yetimhaneye işte 60-70 tanesini aldım. Bizim çocuklar, çalışanlar da şaşırdılar. Ya bu kadar uçurtmayı ne yapacağız diye. Elbet birisine yarayacak dedik. 90 tane yetimimiz vardı Mezar-ı Şerif Yetimhanesi'ni. Biz yapmıştık. Ve orada işte Türkçe eğitim için hoca gönderiyorduk. Zaman zaman biz gidiyorduk, ihtiyaçlarını kontrol ediyorduk.
götürdük. Çocuklar çok mutlu oldular. Benimle oyun oynadılar. Sen bilmiyorsun dediler. Bana öğrettiler. Öğrendiniz bizi böyle. Öğrendim ama işte devam etmek gerekiyor. Yetimhane çok. Yetimler yurdu herhalde. O kadar 10 yıl Ruslarla, 20 yıl Amerikalılar. Bir de İç savaşın maliyeti 1,5-2 milyon kadar herhalde can kaybı. Brezilya'dan sonra dünyadaki en fazla yetim oradaydı. Evet. Brezilya'da da çok fazla. Taliban gelmeden evvel Kabil'deki iç savaşta sadece 63 bin kişi hayatını kaybetmiş. O mücahitlerin kendi arasındaki iç savaşta. Birbirlerini. Evet, sadece Kabil'i ele geçirmek için. Gulbeddin Hikmet Yar'a bir lakap veriyorlar, Roket Yar diyorlar. Kabil'i roketliyor. Hmm. 35 bin kişi. Kaharasi kitapta vardı yani. Modern şairlerin en iyisi belki. Şiirleri işte Davut Sırdaş'tı zannedersem. Onun tarafından şarkı yapıldı. Ölüyor. Roket saldırısında ölüyor. 31-32 yaşında bir ziraat mühendisi. Muhteşem bir şair. Onun gibi 35 bin kişi. Yani. Bu arada Afganistan'da insan ömrü kısadır. 45 yıl diyorlar. Şimdi 50'ye çıktı diyorlar. Arttı. Ama eski şey sürekli savaş olduğu için ortalama yaş 45. Bir de şehirde 35 bin kişi ne demek? Yani şehirde olduğuna göre bunlar okumuş, yazmış, yetişmiş tabii. Personel demek. Tabii. Yurt dışına giden Afgan sayısı tabii. Falan. Ve yani, şeyde o savaşta 5 milyon kadar yurt dışına çıktı söyleniyor. 80'ler boyunca Türkiye'de de mesela çok Afgan vardır aslında 80'lerde gelmiş olan. Yine Kenan Evren döneminde 500 bin kişi Ceylanpınar'a yerleşti. Bunlar zaman içerisinde Zeytinburnu'na kaydılar. Ama 3 dalga aldı yani Tokat, Türkiye. Tokat'a bir yerleşti. Tokat'ta galiba. Türkmenler vardı. Evet, böyle Afganlar. Ceylanpınar'a gelenler Özbeklerdir ağırlıkla. Tokat'takiler yerleşti, orada kaldı. Orada zaten artık yani oradan yani toprağın, eridi. Toprağın işte evet o bölgenin. Bu arada Pakistan, İran'da bir sürü şey var. Hala Pakistan'da 1,5 milyon yanlış hatırlamıyorsam Afgan mülteci var. İran'da 700-800 bin kadar var. Afganistan şu anki nüfusu kaç? 30 küsur milyon diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Resmi olarak 30 olarak zikrediyor, 32 olarak zikrediliyor ama 40 milyon civarında. Yani doğum oranı çok yüksektir. Yani her ne kadar savaşlar olsa da doğumdan asla vazgeçmediler. Yani savaşlar ne aldıysa onu yerine koydular adeta. Ama toplam diaspora ile birlikte yani 55 milyonu bulan bir nüfustan diaspora bahsediyoruz. Diaspora çok yani. Zaten. Her yere yayılmış yani, bir diaspora. O zaman bu Afganistan çok zengin ve güçlü olma ihtimali, potansiyeli var. 55 milyon nüfusu çok aslında iyi nüfus. Aslında insanlar çok çalışkan diye söyleniyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Savaşların kötü bir tarafı vardı Zayda Hanım. Yani insanları tembelliğe alıştırır, yardımlara alıştırır. O başka, çalışan. Dışarıda mesela diasporada çalışmaya çalışan. Mecbursunuz. Tabii mecbur olduğu tutunmak işte. Zorundasınız. Aynen. Bir de savaşlarda artık birçok şey değersizleşiyor. Çünkü siz elimle sürekli şey olduğunuz için. Ölümden, hem candan daha için, değerli ne olabilir? Artık böyle gelecek şeyiyle bir şeyler yapma şeyiniz de çok fazla olmuyor dolayısıyla. Ama şey de var, insanların önüne bir şey koyduğunuzda. Yani kapitalizm gibi para koyduğunuzda hareketleniyor. Mezar-ı Şerif'e gidin orada müthiş bir hareket görürsünüz. Dilenci bile hareketlidir orada. Çünkü bir şey kazanacaksınız. Türkiye'de telefon markalarının bazıları gelmeden oraya geliyordu Dubai üzerinde. Yani 3 ay sonra Türkiye'ye gelecek olan bir telefonun şeyi oraya geliyordu. Ve ben o insanları gördüm, o esnafı gördüm. Durmuyorlar. Dubai bir tarafta, Çin bir tarafta, İstanbul bir tarafta koşturmayı görüyorsunuz. Şimdi bir de Afgan tabi oralar kadim şehirler ve eski İpek yolu şehirleri. Ve şehir bir kere oranın halkı, mesela Halep de öyledir. Devamlı çünkü esnaflık yaptığı için tüccar, çok esnek bir yapı var. Yıkılmıyor. Tekrar hemen kendi küllerinden doğması gibi. Halep doğal olarak tüccardır. Yani iş hemen inşa. Doğu Akdeniz, Lübnan vesaire. Evet. Yani ne diyelim, genetik olarak tüccar diyelim. Orası da yol üzerinde olduğu için hani kuzeyden güneye inen yol üzerinde işte Ön Asya'ya gelen yol. Bütün Orta Asya'nın kapısı. Dolayısıyla yol üzerinde ve devamlı alışveriş yapılan bir yer. Herhalde böyle bir tarafı da olabilir. Düşünseniz yani buradan tren olduğunu düşünün. Yani sulh temin edilse. İşte Avrupa'daki 500 tane ülkenin birbirleriyle savaştığı dönemlerden sonra Avrupa Birliği 20-28 tane ülke bir araya gelip birden gidiyorsun. Şöyle Türkiye, İran, Afganistan bir tren koyun. Böyle rahat gidip geldiğini düşünseniz. Ulaşım, ticari malların
ulaşımı, insanların ulaşımı vesaire. Ama buna hayalden öte geçmiyor tabii. Yani böyle bir şeyin olma ihtimali var mı sizce sahiden? Şöyle söyleyeyim. Bir kere hani... Kısa vadede yok. Bizim İslam dünyasında olmayan şey şu. Birlikte olma şeyimiz yok. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bir kere orada sürekli savaş olmuş, savaş olmuş. Sadece savaş görmüş nesiller var. Savaştan başka bir şey bilmiyor. Savaştan bir şey gör. Yani düşünsenize 79'dan beri sürekli savaşlar var. Biri bitiyor, biri başlıyor. Biri bitiyor, biri başlıyor. Peki uzlaşma kültürü. Yanlış dedim. Birleşme değil. Uzlaşma kültürü. Biz ötekiyle nasıl bir araya geleceğiz? Bizden olmayanla bir arada var olmayı nasıl başaracağız? İslam dünyasının en temel problemi bu. Her yerinde bu problem var. Yani o şey Avrupa'nın mesela onca savaştan sonra başardığı şey o oldu. Ötekiyle bir arada nasıl var olacağının çerçevesini buldu. Peki şimdi biz bu bir arada yani devletler vesaire bir arada olabilir. Ama mesela Afganistan açısından farklı toplumlar şeyler nasıl bir arada olacaklar? Kan davası bitmiyor. Oradaki zaten Afganistan kan davasıyla anlatılır. Tabii. Ve örfle anlatılır. Hani töre deriz ya, Afganistan'a şu an gelen şey Taliban İslam değil zaten, töre. Mesela şeyi söylediler işte başlarına sarmış oldukları sarıklardan, giyim kıyafetlerinden. Bunlar örftür dedi birçok hoca da. Yani onları susturuyorlar mesela. Sizin şu an yapmış olduğunuz şey örf, hatta sakalınızı bırakma biçiminiz dahi örftür dediler. Bu da töre kelimesine zıplarsak oradan kan davası, sürekli devam eden bir kan davası. Hem biri unutuyor, öbürü unutmuyor. Ama aynı zamanda savaş da bunu getiriyor. Çünkü savaşta gerçekten, hele iç savaş, insanların birbirine yaptığı vahşet söz konusu. Bir de şeyler var, bize Afganistan deyince böyle uçurtma avcısı bir ara çok popüler oldu. Bir de filmi çekildi. Onun üzerinden Afganistan'ı tanıdık ama galiba o film tam manasıyla Afganistan'ı ve Afganistan'ı anlatmıyor. Yani sadece o filme bakarak Afganistan hakkında genel hüküm vermek çok doğru olması gerek. Başka filmler de var Afganistan'la ilgili. Sizin seyrettiğiniz varsa birkaç film... Yani Kandahar var, Utanç var, Armadillo var. Aslında çok film yapılıyor. Enteresandır. Hani... Bir ülke kendi filmini yapmıyor ama bir ülke hakkında çok fazla film yapılıyor. Tıpkı şey gibi, Siyonizm'in işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 900 küsür film ortaya atması gibi bir bakıyorsunuz. Afganistan'la ilgili 100'e yakın film var. Bunların içerisinde bana dokunan işte Utanç'tır, Kandahar'dır, Armadillo çok fazla dokunuyor. Savaş'tır, 12 Savaşçı'dır. Şimdi bunlara bakıyorsunuz ama... hepsinin ortak anlaşması şeye götürüyor bizi. Burka'ya götürüyor, kadın haklarına götürüyor. Taliban nasıl kelle kesiyor ya da adam öldürüyor, buraya götürüyor. Şeye götürmüyor. Ben görev sırasındayken sağ olsun 3 kere evet belgeselci arkadaşlar geldiler. Bunlardan birisi yetimlerle ilgili belgesel çektiler. Birisi tersine göçle ilgili belgesel çektiler. Birisi de müzik aletleriyle ilgili. Şimdi bunlar hayatın içinden parçaları görmek istediler. Çocuklar buradan geldiler. Benim toprağımdan, Anadolu'dan geldiler. Ama muhtemelen başka bir yerden gelseler, biraz daha batıdan, biraz daha uzaktan gelseler bana şey diyecekler. Kadın hapishanesine gidelim. Oradaki kadınların işte... Dramını falan vesaire. Yani oradan gelecekler. Şimdi bu filmlerde gördüğüm kadarıyla ben mesela İranlıların çektiği, Mahpel Baf'ın çekmiş olduğu filmlerde... hayattan bir parça ortaya koyuyor. Filmin ismini hatırlamıyorum ama Gülferiştah diye bir şey vardı meşhur. Geri dönmek zorunda kalıp karısını bırakmak zorunda kalan adamın hikayesi miydi? Hayır, o Heyran. Heyran çok tatlı bir filmdir. Yani bir soruna değiniyor. Evet. Bakın diyor, bunlar evlendi, bir çocukları var, ne olacak şimdi diyor. Evet. Heyran memleketine dönüyor. Bu tabii ben filmler üzerinden seyretmeyi seviyorum çünkü birçok kitapta okuduğumuz bildiğimiz şey aklımızda kalıyor. Daha müzik falan da konuşacaktık ama eğlence hayatı, savaştan eğlence hayatı olur mu diye düşünülebilir. Ona dair şeylerdi. İnşallah başka vakit, başka vesileler diyelim. Çok teşekkür ederim Zeki Bulduk Hocam. Zahide Hanım çok teşekkür ederim. Efendim bugün Enderun sohbetlerinde bir başka Afganistan'ı konuşmaya çalıştık. Zeki Bulduk ve Zahide Tuğba Kor Hanım'la.
Haftaya yeni bir Enderun programlarında yine sizlerle birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.